Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. E, tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bugün sıcak gelişme yaşandı. Akşam üzeri e, Mustafa Balbay tahliye edildi. Mustafa Balbay'ın tahliye edilişiyle ilgili gelişmeleri an be CNN Türk ekranlarından izliyorsunuz zaten. Biz de bu akşam bu gelişmenin e, tartışmasını da yapacağız. Kısa da bir süre olsa. Kısa bir sürede olsa. olsa. E, sadece Balbay'ın yani bu sıcak gelişmenin tartışmasını yapmayacağız bu akşam. E, ayrıca e, Milli Güvenlik Kurulu belgesini yayınlayan taraf gazetesi suç mu işlemiştir sorusuna cevap arayacağız çünkü Başbakan Erdoğan e, bunu iddia ediyordu e, ve geçen Çarşambadan vakit darlığı nedeniyle e, yetiştiremediğimiz e, İlker Başbuğ'la ilgili gelişmeleri bu akşam konuşacağız. Bu üç konuyu konuşacağız. Balbayın tahliyesi bu arada. E, Gelişmelerde devam ediyor Balbayla ilgili onları da sizlere canlı yayında aktaracağız ekranda zaten görüntüler yansıyor kısa bir aradan sonra tarafsız bölge başlıyor. Evet başlıyoruz hemen konuklarımızı tanıtalım ee, bu akşam biraz hızlı gitmek istiyoruz. İlkay Sezer, İlker Başbuğ'un, Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatıdır kendisi. Geçen çarşambada konuğumuzdu. <laughs> Tümrük Kazan bizlerle. Hoş geldiniz her ikinize de merhaba. Faruk Mercan, Kanal Türk Ankara temsilcisi ve Ahmet Gündel, emekli yargıtay savcısı. İlk konumuz Mustafa Balbay tahliye oldu. Hemen İlkay Bey ile <laughs> başlayalım. İlkay Sezer geçen çarşamba akşamı Tahliye kararının çıkması gerekir. İki cümleyle söylemiş ve yarın tahliye olması gerekir demiştik. Ee, geç de olsa bu karar verildi. Kaç gün oldu? Bir dört gün kadar dört gün. herhalde dört üzerinden geçti. Üzerinde beklendi. Ancak e, tabii yani bu mahkemenin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasını inceleyen Anayasa Mahkemesi'nin bireysel hak ve özgürlüklerin ihlal edilen bir uygulama bu mahkeme tarafından yapıldığını tescil etmiş oldu. Bir de siz 13 ağır cezanın bu karar evet. vermesi gerektiğini evet. söylemiştiniz. Evet. Örneklendirmiştik de. Örneklendirmiştik de. Daha sonra biz de hani konuyu detaylı olarak incelediğimizde şunu gördük. Yani bu dosyada bir hüküm verilmiş olsa da aslında şu anda yapılacak olan bu hükümle beraber tutukluluğun devamı tedbirine ilişkin bir incelemenin yapılması gerekiyordu. Hüküm değişmiyor. Hüküm aynı. O nedenle mahkeme bugün geç de olsa bu kararı karar, verdi. Karar verdi. Ahmet Gündel e, hukuken tahliyenin e, mümkün olamayacağını savunan e, hukukçulardandı. Siz ne diyorsunuz Ahmet Bey? Şimdi <laughs> Ahmet Bey burada e, iki yönden bir hata var. Ben e, bir tahliye kararı verilmiş hayırlı olsun diyorum. Yani bu aşamada e, bunun dışında bir şey e, söylemeyi doğru bulmuyorum. Yani o noktadan doğru bulmuyorum. Fakat... Ee, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği e, kararda e, bir hata var. Şimdi de kısaca onu hemen vurgulayacağım. Bir de o gün konuştuğumuz e, konu e, geçerli bir e, konu. Yani e, yerel mahkeme el çektikten sonra e, tekrar verdiği kararları biz yıllarca yargıtayda e, hukuki değerden yoksun kabul ettik. Yani yok hükmünde kabul ettik. Verilmemiş kabul ettik. Tabii tutukluluk... Ee, bunun biraz daha dışında olabilecek yani tam mahkemenin verdiği karar mahiyetinde teknik anlamda bir karar değil tutukluluk kararı. Ben önce isterseniz bu Anayasa Mahkemesinin e, 67. maddesinin göndermesiyle 19. maddedeki e, tutukluluğun değerlendirilmesiyle ilgili e, konuyu izah etmek istiyorum. Şimdi seçilme e, hakkının ihlal edildiğini e, ifade ediyor. Ee, hakikaten bu noktada Anayasa Mahkemesi'nin çok e, vahim hatası var. Şunun için vahim hatası var. Seçimler olduğu zaman bu insanlar tutukluydu. Anayasanın 83. maddesi var. 83. maddesinin yaptığı 14. maddeye gönderme var. Seçimlerden önce Anayasanın 14. maddesinde gösterilen e, terör e, suçları işlendiği takdirde bunlarla ilgili e, devam eden bir soruşturma varsa... Ee, devam eder. Yargılama devam eder. Tutukluluk var. Sabah Tunçel tutukluluk... kararı var. Devam edebilir. Sabah onunki Tun... farklı. Farklı mı? Onunki farklı. Girmeyelim o zaman. Yani Ta, ben sadece farklı. hatırlattım. Şimdi ee, bir kere ee, bu konuda milletvekilliği dokunulmazlığı söz konusu değil. yani Terör suçu olduğu için. Terör suçu olduğu için. Yani. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Balbay'ı Ahmet Bey burası aşılmış bir alan. hani Hayır ama 67. madde yollamasıyla Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var. Güncel bir olay bu. Siz yani, şunu söylemek istiyorum, e, Ahmet Bey. Bu arada Mustafa Balbay da <laughs> kızıyla Kızı. birlikte biz, el ele koşuyor An Ankara'da. Evet. E, biz e, hukukta insanlar doğrusu. arasında ayrım yaparsak e, bu işin sonu gelmez. <laughs> Mustafa Balbay'ı haber alı e, işte engin alanı diğerlerine evet. sırf bu davalardan... Evet Balbay şimdi geldi e, evi evinin önündeki görüntüler. Evet Ahmet Bey. Evet. Ya Siz Anayasa Mahkemesi'nin kararı yanlıştır diyorsunuz. Şey kararı yanlış yani uzun tutuklulukla ilgili kararından bahsetmiyorum. Vekillikle ilgili. Vekillik çünkü e, Balbay ya da Haberal ya da diğerleri e, adaylık koydukları zaman Cumhuriyet Halk Partisi de e, ya da diğer partilerde Balbay ve diğerlerinin e, terör suçundan dolayı tutuklu olduğunu, yargılandığını biliyordu. Mustafa Balbay da adaylığını korken biliyordu. Bu nedenle Ama peki yüksek seçim, seçim hakkının... yüksek seçim kurulu da aday yaptı bunları. Hayır şimdi hüküm giymediği için anayasanın 76. maddesinde gö gösterilen şimdi, Ahmet seçilme Bey, şun... koşullar yok tabii ki. Ama bir ahlaki yönden problem var. Anladım. Şu anda bir görüntülere bakabilir miyiz? Sesi yok ama sesini verebiliyor musunuz? Ülkemizin bağımsız kalemi. Balbay'ı duyamıyorum. <laughs> Ahmet Bey şunu merak ediyorum ben. E mevzu şu. Şimdi diyorsunuz ki eee işte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar yanlıştı. Balbay aday olamaya aday olamazdı diyorsunuz. Hayır aday olamazdı demiyorum. Aday olabilir. Yalnız bu tartışma Adaylı... yanlış bir tartışma Neden? Şimdi bakın Ahmet Bey istiyorsa Anayasa Mahkemesi kararının yanlış olduğuna dair bir makale yazabilir. Hayır konuşuyoruz. Bak Hayır. Makale yazabilir. Bakın, e ya Anayasa Mahkemesi kararından sonra ne yapılır? Bizim konumuz o. O, Anayasa Mahkemesi kararını tartışılması başka, başka bir şeydir. Bir makale konusu olabilir. Tamam, ama doğru. Anayasa Mahkemesi karar verdikten Bunu sonra oraya, Geçen oturumda kendileri asla çıkamaz diyorlardı. Şimdi bu, şimdi bakın bu, bu, buraya gelelim Ay, bak, yani bakalım, tamam, Anayasa Mahkemesi kararından sonra tamam. nasıl tutarsın? Tamam, Bey izin verin ben oraya geliyorum. E, bak, oraya, can oraya gel orayı konuşacağız zaten. Kısa olarak geçiyorum diyorum ki. Diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi de Mustafa Balbay ve diğerleri de ee, tutuklu olduğunu, kendisinin de tutuklu olduğunu, yargılandığını anayasanın 14. maddesinde gösterilen suçlardan... Hala ya anayasa mahkemesi kararından sonraki duruma gelmiyorsunuz ya. Bunu bilerek şunu söylemek istiyorum. Turgut Bey izin verin bir dakika, izin verin bir dakika. Yani seçilme hakkının ihlali diye bir şey söz konusu değil. Herkes bunu biliyordu. Tamam Herkes Turgut Bey biliyor. de İki. diyor ki ya, ya öyle yazın. Tamam geliyorum. Durup daha, daha programın başındayız. Bismillah dur bakalım yani. Bir... Ama boşuna zaman harcıyorsunuz. Tamam siz kendi zamanınızı daha reel kullanıyorsunuz. İkincisi biraz önce ifade ettim. 13. Aciza Mahkemesi'nin yanlış mı verdiği karar? Son derece karar? yanlış bir karar. Bakın e, o günde de izah ettik. E, bugün de bir gazetede ben bir e, söyleşi oldu. Orada da ifade ettim. Şimdi şu gözden kaçırılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var ve ondan 1968 yılında verdiği kararı Wemhoff Almanya kararı sonraki yıllarda devam ettirdi. Bizim Yargıtay Ceza Genel Kurulumuz bu kararı kabul etti. Yani bu karar derken sanıkların mahkum oldukları süreye kadar geçen geçenki süredeki durumlarını tutuklu olarak kabul etti. Mahkumiyet hükmü verildiği andan itibarenki pozisyon, Hükümlülük e, durumuna geçti ve e, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gerek Yargıtay, gerek Anayasa Mahkemesi hükümlülük kısmına ben karışmam dedi. Şimdi burada... Balbay hükümlüydü. Balbay hüküm verilmekle beraber artık Balbay'ın e, tutukluluk pozisyonu ortadan kalk kalkmış. Geriye dönüş imkanı yoktur. Yoktu İlk ama dönüş imkanı yoktur verdiler. İkincisi mahkemenin karar verdikten sonra dosyadan eline çekmesi gerekliliği noktasından da Bugün Anladım. bu tutukluluk kararını olumlu veya olumsuz noktasında tahliye talebinin reddi ya da tahliye talebinin kabulü noktasında karar verme yetkisi yoktu dosyayı Anladım. bu talepler olduğu gibi dosyayla beraber yargıtaya göndermesi gerekiyor. Siz, siz geçen haftaki burada geçen haftaki Evet görüşlerinizi evet, koruyorsunuz evet, diyorsunuz evet, ki 13 ağır ceza evet, bir buna yetkisi yok evet. bu kararı vermeye. İki zaten tahliye kararı veremez çünkü artık tutuklu olmaktan çıkmış, hükümlüydü balbay. Hani... Bir özetledim, ne olur tartışalım. Çok, yani Aa. Bu, bu bir cümle ilave edeyim geçelim. Niye böyle oldu? E şimdi bu kadar kamuoyu baskısı olursa bir ülkede yani yargısal kararlarda herkes böyle siyasiler işte ee, işte cumhurbaşkanına kadar işte medya organlarına kadar yargı üzerinde böyle bir baskı oluşturulursa. Ee, sonuçta olacak e, olan e, yargı baskı altında kaldı. Baskı altında kaldı. Gökut Bey. Evet. Baskı altında kaldı mı yargı? Şimdi tabii bir baskı şöyle bir baskı. Bu dershaneler kavgası çıkmasaydı Ahmet Bey'le Reşat Petey'in geçen oturumda söyledikleri gibi Balbay tahliye olmazdı. Yani adı, adını doğru koyalım. Ne alakası var? Kavgocu. Dershaneler da ne oldu? kavgası koalisyonu çatlattığı için koalisyon, her gün bir şeyler okuyoruz, görüyorsunuz. Ee, i̇şte başbakan diyor ki, açıklarsam yer yarından oynar. Öteki diyor ki, kasetler, masetler. Böyle bir ortamda Anayasa Mahkemesi karar verdi ve böyle bir ortamda 13. Ceza Dayı Ağır Ceza Mahkemesi inceleme yaptı. Şimdi bakın, o 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve bütün özel yetkili mahkemeler, gece saat 12'ye kadar 25 sanığın savunmasını dinliyorlar, avukatların savunmasını dinliyorlar. Gece saat 12'de 1'de içeri çekiliyorlar. Bir saat sonra 55 sayfalık, 75 sayfalık, 125 sayfalık karar yazıyorlar. Anayasa Mahkemesi çarşamba günü karar verdi. Bu karar tutuklulukla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf yapılan hükmen tutukluluk falan o tartışmaların aynısına girmeyeceğim. Ama başka bir şey var seçilmiş birini tutuklu tutamazsın. Bunu hiçbir mahkeme tartışamaz. Bu bireysel başvuruyla ilgili bir başvuru On üzerine Leden Anayasa Mahkemesi'nin Turut verdiği Bey bir ihlal bir kararıdır. Bu ihlal kararına, şimdi bakın hukuk devletinde, Hangi anayasaya hukuk devletinde kitaplar, kanunlar her şeyi yazmaz. Hukuk devletinde hukukçu tetikçi değilse, Anayasa Mahkemesi kararından sonra ne yapılması gerektiğini düşünür. Şak diye o üç sayfalık karar 15 dakikada yazılırdı. 4 günde yaptılar. Dört gün düşünüldü. Kavganın yansımaları, tartışmaların geleceği yer, merak, korku, telaş. O yüzden 4 gün sonra verildi. Bu nedenle bu dershane tartışmasının ya da çatışmasının yarattığı ortamın bir sonucudur diye düşünüyorum. Ahmet Bey'in gelelim hak... şeye. Ahmet Bey'in gelelim Kamu... şeye. Ama Bu bir karardan sonra de haklı olduğu tarafa kamuoyu baskısı da oldu yani Balbay. Ya işte bırakılsın zaten. Şimdi bakın serbest. kamuoyu baskısını Dinlemiyor. özel yetkili mahkeme Genel kurmay Başkanının tutuklu olduğu bir ülkede asla onu yargılayamayacak bir mahkemenin tutukladığı ve hüküm verdiği müebbet ağır hapis cezasına çarptırarak içeride tuttuğu bir ülkede Kamuoyu baskısını bu mahkemeler dinlemez. Bu kavgadır ki şekillendirmiştir. Bu kavga geliştikçe bak ne diyor şimdi Fehmi Korun? Ne diyor işte cem küçük. O yüzden bu kavganın ürünüdür. Adını doğru kurmak gerek. Ama bir şey ekleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin rolü yok. Anayasa Mahkemesi kararından sonra tutuklu milletvekilleri var. Ahmet Bey'in söylediği bir yana onlar yerel başvuruya başvurmamış olsalar da hepsinin derhal hiç değilse yarın sabah mutlaka tahliye olmaları gerekir. Şimdi Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı şudur. Ben ona bir şey seçilmiş doğru milletvekili ol. tutulamaz diyor. Peki bir dakika. ama bunlar 5 gündür tutuluyor. Bir dakika. Şeyi mi diyorsunuz siz BDP'li 5 BDP'li milletvekilleri. Ee, Selma Irmak, Faysal Sarı Yıldız, evet. İbrahim Ayhan, evet. Gülser Yıldırım evet. ve Kemal Aktaş. Evet. Derhal serbest. Hiç değilse, Yarın sabah. Tutulamaz diye bir olay yok bakın Turgut Bey. Koşulları Mustafa Balbay'ın durumuna uyuyorsa. Yani uyuyor işte onun için. Bak, diyor ya, hayır, ki bak, bak şöyle, bir dakika tamam, bir bak. cümle bunu tartışmanın gereği yok ki Aynen. bir cümle. Bir cümle seçilme hakkının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili olarak ihlal edildiğine. Seçilme bakın orada kaçırdığınız şu. Hiçbir şey kaçırmadım. Kaçır. Cümleyi okudum. Tamam, cümleyi okudunuz. Devamını Anayasa okudunuz. Mahkemesi kararında başka bir şey yok. Devamını okumadınız. Devamını On okudum. 19. maddeye gönderme yapıyor. Yani orada kişinin e tahliye edilme 19. madde yani. yani 67. maddeyi Anayasa Mahkemesi tek başına seçilme hakkı olarak almıyor. Seçilmiş bir milletvekilinin uzun tutukluluğundan bahsediyor. Tamam onun için. BDP'leri yani, kapsamıyor 67. mu? Yani 67. madde başlı Tamam. tahliye nedeni değil. Ya onlar bin yıldır tutuklu zaten. Tamam işte bir yıllık tutuklu. Bin yıldır. Şimdi bakın ee, Ahmet Bey, ee, Mustafa Balbay'ın durumuna uygun olan yani işte 5 yıl kadar tutuklu kalmış, milletvekili seçilmiş buna benzer konumda olanların tamam. evet bunların tahliye edilmesi tamam. gerekir. Tamam Turgut Bey de onu söylüyor zaten ha, tamam. bunlar ona benziyor tahliye edilmesi gerekir. Ben... Ama gereken. şunu söylemek istiyorum örneğin. İki yıl yatmışsa mesela bir milletvekili, üç onu yıl yatmışsa, yatmışsa görüşün, tamam. suçun niteliğine göre, diğer durumlarına göre bunlar e, mahkemesinde tamam. tahliye edilmeyecek. Balbay'ın durumunda olanların, Olanlar, ya, evet, şöyle evet. toparlayalım, ikinizin ortak görüşü evet. olsun. Böylece ben de orayı, ortayı <gülüyor> bulayım. <laughs> yani, evet. Balbay'ın durumunda olan milletvekilleri derhal serbest bırakılmalı. Direk başvuruya gerek kalmadan mahkemelerin tahliye etmesi lazım. Tahliye etmesi lazım, evet. peki. Engin alan hükümlü olduğu hükümlü için o, o kapsamda farklı, değil. MHP evet, milletvekili. Farklı. Bu. Çünkü hüküm eğer o da hüküm giymemiş olsaydı. Hükümlü bir o, de kesinleşti onun hükmü. Anladım yani hükmü kesinleşmeseydi onun durumu da böyle olacaktı. Olacaktı evet. Yani eğer Balbay kadar uzun tutuklu kaldıysa evet. serbest bırakılacak. Evet evet. Ama uzun tutukluluğun ölçüsünü de kim tayin edecek? Mahkeme tayin Avrupa edecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir yıl iki ayı bile dosya bazında düşünmüş uzun tutuklu demiş. Peki. Faruk Bey, siz ne diyorsunuz? Şimdi Ahmet Bey, tabii öncelikle Mustafa Balbo'ya ve ailesine geçmiş olsun diyorum. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Tabii iş bu noktaya nasıl geldi? Esasen en baştan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halletmesi gereken bir iş mahkemelere kaldı. Çünkü seçimlerin hemen ertesinde bu mahkemelere tahliye başvurusu yapıldığı zaman gerek İstanbul'daki mahkemelere Engin Alan, Haberal, Sinan Aygün ve Balbay için gerekse Diyarbakır mahkemelerinde bu KCK'dan dolayı mahkeme orada şunu söyledi o zaman. Dedi ki mevcut ceza mahkemesine göre bana kanunlar bir kişi milletvekili seçildiği zaman tahliye edeceksin diye bir madde söylemiyor. Ve dolayısıyla ben yargılama birliği ve sanıkların eşitliği ilkesi gereği yani ben Balbay'ı serbest bırakırsam Tuncay Özkan'ın günahı ne? Ben bu karar çerçevesinde böyle yapıyorum ama takdir meclisindir. Nitekim bakın çok büyük tartışmalar Meclis oldu. Meclis karar alamadı değil mi o zaman? Tabii. Niye meclis kararı alamadı? Cemil Çiçek çok gayret gösterdi meclis başkanı fakat katılmıyor. Adalet şey, ve şey Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi bu siyasi sorumluluğu almak istemedi. Hatırlarsanız Silivri'den Meysi Tünel'den bahsedildi. Bunlar işte tünel yapmak istiyorlar Silivri'den meclise. Niye aday gösterdiniz? Bilmiyor muydunuz bunların çıkmayacağını falan gibi? E, bütün e, 2007'den itibaren seçim kampanyalarını Ergenekon ve benzeri yapılarla mücadele olarak açıklamış AK Parti bu sorumluluğu almadı. Meclis'ten böyle bir düzenleme yapmadı. Halbuki ise yapsaydı üç değerli bu... hukukçu var. Ceza Muhakemesi Kanunu 100 ya da 101. maddede. Şöyle bir cümle yeterliydi. Bir kişi milletvekili seçildiği zaman cezaevinde ise serbest kalır. Bir milletvekili tutuklu yargılanamaz. Böyle bir ilave oraya kafiydi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararına gelince. Ben tabii Sayın Turgut Kazan ee, çok siyasi e, background'u e, siyasi mücadelelerin içinden gelen birisi. Tabii Türkiye'deki her meseleyi böyle bir siyasi bir mücadele zeminde tartışırsak bence yeni bir başlangıç yapamayız. Ben Mustafa Balbay'ın bu akşam yaptığı konuşmayı önemsiyorum Sayın Ahmet Hakan. Bakın üç şey söyledi Balbay. Dedi ki bundan sonra ben dedi mücadelemi hukuk zemininde ve meclis zemininde yapacağım. Meclis her şeyin üstündedir. En kötü meclis bile kapalı bir meclisten iyidir. Bu kim güdülecek bir süreç değildir. Bakın Darbe teşebbüsü gibi bir davadan yargılanmış bir gazeteci dışarı çıkıyor ve diyor ki bakın ben yeni bir başlangıç yapıyorum. Meclisin üstünlüğünü kabul ediyorum. En kötü meclis bile Doğrudur. kapalı meclisten iyidir ve ben kin gütmüyorum. Bravo. Dolayısıyla şimdi böyle bir zeminde bana göre Türkiye yeni bir başlangıç yapabilir. Anayasa Mahkemesi'nin kararına baktığınız zaman Sayın Turgut Kazan da okudu ben de okudum. Anayasa Mahkemesi Mustafa Balbay'ın haksız ve temelsiz bir yere tutuklandığını söylemiyor. O iddiayı reddetti. Hayır Mustafa Balbay diyor. ...dava kapsamındaki bilgi ve belgelere göre... ...haklı nedenlerle tutuklanmıştır. Ancak milletvekili seçildiği için... İzinle demiyor. Ya. Evet, izinle evet. demiyor. Hayır, Efendim, hayır. temessiz yani... Hayır. Açıkça dayanaktan Değil. yoksun diyor açıkçayı vurgulamış oluyor. Yani, oldu. yani çok temessiz. ciddi deliller var diyor. Yani Anayasa Bezmesi Mahkemesi... Var. Dolayısıyla ama bakın... ...Anayasa Mahkemesi'nin bunu kayda geçirmiş olması... ...yani bir milletvekili seçildiği takdirde dışarı çıksın. Ben Anayasa Mahkemesi'nin kararını konjonktürel bulmuyorum. 12 Eylül 2010 referandumuyla beraber... Türkiye bir kazanım elde etti. Bireysel başvuru hakkı geldi ki, e, Balbay'ın mensup olduğu CHP biliyorsunuz hayır oyu kullandı o referandumda. İkinci olarak da Bir dakika Faruk Bey şimdi bu bu da haksızlık yani. Şöyle haksızlık. Şimdi diyorsunuz ki Balbay'ın mensubu olduğu parti hayır oyu kullandı. Bunu he, bu çok söylenen bir şey. Şimdi sen benim önüme bu referandumda e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını tek başına getir. %99 CHP dahil hep herkes evet bas diyecek buna değil mi Başka bir yorum yapma ya mı? buna bir saçma evet. hayır evet. demek saçma ama sen benim önüme bunu getiriyorsun evet. onun yanında şunu tamam, getiriyorsun onun yanında bunu getiriyorsun ben de Yargımı hayır deyince değilim. ha sen hayır. Anayasa Mahkemesi'ne hayır demiştin. Ya ben ona hayır demedim ki. Hayır, hayır, tamam. Kenan Evren'in yargılanmasına hayır ya, demiştim. Tamam düzeltelim. Yani ona dert demedik edelim. Kenan tamam, Evren'i getir hepimiz yargılamayalım. Ahmet Hakan ben bugün burada yeni bir başlangıç için ben <gülüyor> de <gülüyor> tamam, ben. Onu hani, dert etmeyin. Hayır, bu tamam böyle ki CHP... size, size gerçekten e, biraz belki abartılı bir tepki gibi oldu ama bu hani dillendirilen bir hayır. şey. Sizin şahsınızda değil. Tabii şimdi, Genelde dillendiriliyor bakın, bu. Bakın, Bey, şimdi Mustafa Balbay mahkemenin kararı. Şimdi ben burada Ahmet Bey'e katılmıyorum. Çünkü aynı mahkeme 5 yıldır da Balbay'ı tutuklu tutan mahkeme. Aynı mahkeme bugün de tali ediyor. Anayasa Mahkemesi yargı aşaması beklenebilir. O ayrı bir mesele. Ben o teferruata girmiyorum ama bana göre bugün beyaz e, sayfa açılır. Bakın beyaz sayfayı şöyle açarız. Eğer eğer biz beyaz sayfaya varım ama şart koşulları olacak. Ne gibi Turgut Bey? Şimdi bak. Ya ben Balbay'ın bugün söylediği 3 mesele bence önemli. Aynen katılıyorum. Katılıyor musun? Siz söylediklerinizde de katılırım. Ha, tamam. Ama koşulları olacak. İçeride gizli tanıklardan, sahte dijital verilerden kaç kişi yatıyor siz bunları, siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Ahmet Bey bunlarla ilgili değil ama siz ilgilisiniz ve bilirsiniz. Bunların içeride kaldığı bir koşullarda beyaz sayfa nasıl açarız? Yani yargılayamayacak olduğu genel kurmay başkanını Müebbet hapis cezasına çarptırmışsa bir sistem. Bey, ben etti. bugün bir sistem. Bey, yani ben nasıl bugün, beyaz zaten, sayfa? İlerlemiş yaşı, ilerlemiş yaşından. Ya bu dolayı, ilerlemiş yaşı değil. Haks, doğrudan haksızsa. O nasıl beyaz? Programın. O yüzden beyaz sayfa açalım. Ama koşullarını yaratarak açalım. Yani özel yetkili mahkemeleri kaldırarak dijital verilerle sahte dijital verilerle ve gizli tanıklarla mahkum olan insanlara bir ya benim çıkış basit. yolu yaratarak Sayın ben benim ederek söylediğim ederek çok basit. Yaratarak. Ben diyorum ki Anayasa Mahkemesi'nin kararının iki bölümünü de kabul edelim. Yani Anayasa Mahkemesi bu Ergenekon davasının temelsiz bir dava olmadığını söylüyor. E, dolayısıyla Mustafa Balbay haksız yere tutuklanmıştır gerekçesi doğru değildir diyor ama uzun dolayısıyla Sayın Turgut Kazan bu noktalarda uzlaşabiliriz. Yani Türkiye Ergenekon gibi bir mesele yaşadı darbe teşebbüsleri ya, yaşadı. Bugün yani bakın her türlü bizzat, dayanaktan yoksun Turgut Bey oldu. bizzat Daha bu 5 yılın mağduru söylüyor. Turgut Bey bakın siz de bence sakin olun. Bizzat bu 5 yılın mağduru gazeteci dışarı çıkıyor diyor ki ya ben kimseye git, kim En kapalı meclis bile e, e, en kötü meclis bile kapalı meclisten iyidir Ama diyor. Ama tamam da Turgut Bey. Hukukun üstünlüğü. Kim meclis... güdelim demedik. Hayır, kim güdelim demiyorum ya. Hayır. Ya Hanefi kim Avcı değil, niçin kim... yatıyor? komünistlikten nasıl yatıyor? Yani bu aydınlığa kavuşturulmadıkça nasıl beyazsayarız? Bunu tartışalım yani. ya. efendim tamam şu anda balbay konuşuyor. bir tek insan Türkiye'de bu işlere yani bu işlere duyarlı bir tek insan Hanife Avcı'nın iki davada da asla bir suçu olmadığını ve olamayacağını görüyor. Bak, siz işte, görmüyor musunuz? Ya bunu ben ve siz karar veremeyiz ki Anayasa Mahkemesi ya. karar verdi. Bakın balbay çıktı. Ben ve siz Hanefi Avcı suçludur desek ne değişir? Suçsuzdur dersek ne değişir? Yani bir hukuki mekanizma işlesin. Onu konuşalım. Yani Faruk Anayasa Bey. Mahkemesi o işledi. Faruk, Faruk mekanizma Bey işledi. Balbay bal çıktı. Burada, burada yani ya 5 yıl 5 burada... yıl gitti. Evet. Burada böyle mağduriyetler yaratılıyor. Ondan gidip sonra gidip beyaz sayfa 34 deniliyor. 34 yıl mahkumiyet aldı Turgut Bey. 5 ya ne güzel diyor. 5 evet, yıla kurtardı evet, evet. diyorsun. Hayır hayır hayır. 34 bunu bunu, <laughs> bunu e, göz ardı etmemiz mümkün mü? 34 yıl mahkumiyet almış bir insandan bahsediyoruz. <laughs> o yargı ama tamam, tamam ya, kesinleşmiş bir karar deniyor. Bakın. Bakın. Bakın hepimiz bu tatbikatın içerisindeyiz. Ama, yani, ama Ahmet Bey bir dakika. Ben şimdi örnek ha, yerine Kaç yıl ceza yani alırsa Yani Şimdi aldım. E, tut, hani bugünlerde şu bugünlerde çokça kullanılıyor. Gazetecilikten tutuklanmadı. Şimdi Mehmet, Sarp, Mehmet Baransu için ne isteniyor? Caziz. Yani başbakanın istediği gibi yargılansa, 43 yıl verilse, oh ne iyi oldu mu diyeceğiz. Şu anda başbakan onu istiyor. Ama yani Hem de Hasan haini diyor. Biraz sonra geleceğiz. Yani Baransu olayıyla tabi bu olaylar biraz farklı. Yani ya yani o suçlama ne kadar haksızsa <laughs> o olayların içerisinde birçok insan için şimdi, suçlamalar da Turgut haksızdır. Bey, şimdi... Bunu görmek zorundayız. Eğer hukukçuysak gizli tanıklığı sahte dijital verili. Ne diyor Fehmi Koru? İşte burada yazısı. Hayır ben bugün Turgut Bey doğrusu bu akşam sizin mesela daha böyle Balbay'ın tali olmasını sevinciyle biraz daha sakin ya, olmanızı Ya tabii ki ben bekliyorum. ama yani bu yani, hayır bu Sevincinin bu açalım ama hayır bu bu şekilde böyle yapıyor Turun Hayır be. bu şekilde bir şey söyleyecektiniz yani, sanıyorum. Sonra Ahmet Bey'e e, bir şey Yani sonra bu konuyu kapatmak istiyorum ben. Bir cümleyle ben e, şey yapayım. Şimdi bu yargılamalarda en uzun süre görev almış, duruşmaları yakinen takip etmiş biri olarak mesela şimdi sizin söylediğinizi Balbay için şöyle söyleyeyim. İddianamelerin hiçbir yerinde Balbay'ın kapalı bir meclis istediğine dair ya da Balbay'ın bu rejimi değiştirmeye yönelik bir net bir pozisyon takındığına dair bir husus ileri sürülmedi ki şimdi Balbay 5 yılın ardından tövbe etmiş gibi bunları söylüyor diyorsun. Onu söyleyen yok canım o kadar acite etmeyin. Heh, yani yani ya bir bunu, bunu, konuşma yaptı bu konuşmayı önemsedim dedim he, yani. yani Faruk Bey güzel bir noktaya değindi diyor yani, yani. diyor ki ee, bunlar önemli diyor. Yani bunları yani söylemesi. Bir, Ahmet Bey bir gazeteci 5 yıl bu da, bu darbe davasından yargılandıktan sonra, sonra dışarı çıkıyor ve bu konuşmayı yapıyor. Önemli değil mi bu? Önemli. Önemli yani. Bu bu Ama 5 yıl önce de belki bu sökülürüm. görüşlerdeydi diyor İlkay Bey. Yani 5 yıla gerek yoktu. Yani beş bal... yıla gerek. Yoktu. Bunun için, <laughs> bunun için böyle bir soruşturmaya, böyle bir kovuşturmaya da gerek yoktu. Ben Balbay'ın ilk günden de sorulsa <laughs> Bu soruşturmaya dahil olmasaydı da siz onu dinleseydiniz yine bu cümleleri bugün ondan duyabilirdiniz kanaatinde. Peki teşekkürler e, Ahmet Bey. E, ne Ahmet olur Bey, yeni tartışma yok açmadan yok, bu konuyu de, değiştirmek istiyorum şimdi e, Turgut Bey sanki bütün dosyalara bakmış gibi, bütün klasörleri biliyormuş gibi o mahkemenin hakimi savcısıymış gibi bu tür davalardan yargılanan tutuklu olanlar veya mahkumiyet giymiş olanların tamamını Topyekün aklıyor. Şimdi hep bu beklediğimiz tamam, bugün şey söyleyemem ben tah bilmiyorum. Tahliyeyi tahliyeyi ben size. Bugün tahliyeyi Gide. sağlayan Anayasa Mahkemesi e, şöyle diyor. İki cümle hemen. Eee Balbay'ın başvurusu diyor ki e, tutuklamanın tutuklamayı haklı gösterecek somut olay, olgu ve e, bilgi mevcut olmadığı halde e, tutuklandım diyor. Ee, hak ihlaline maruz kaldım. Kabul edilemez buldu. Nedensiz, nedensiz tutuklandım evet. diyor. Anayasa Mahkemesi ne diyor? Hani siz delil falan diyorsunuz da. Bakın aynı konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de vurgulandı. Devam edin lütfen. Tutukluluğu. Devam edin. Cümleyi tam tamam. Yapayım. onu Karar. okuyacağım şimdi. Tutukluluğu hem bunu Balbay da söyledi. Özkan da söyledi. Diğer sanıklar da söyledi. Tutukluluğu haklı gösterecek deliller bu dosyalarda tamam, var. Böyle. Tamam. Anayasa Mahkemesi'yle Tamam. Balbay ile ilgili açıkça diye vurgulamak suretiyle tutukluluğunu haklı gösterecek bilgiler. Tamam. Ama aynı vermeden, Anayasa Mahkemesi ay, uzun tutukladın dedi. Aynı anladım. Hani Turgut Bey bunlar delilsiz yattılar işte sahte dijital belgelere delillere. Ya dayan, ona cevap olunca. Ona cevap ben evet. ben bunu söylüyorum. Onun için mahkemeler olumlu karar verdiği zaman tamam o karar verilmeliydi diyorsunuz. Mahkumiyet kararları... Ama sizde, kararları, sizde Anayasa ama, Mahkemesi kararının Eleştiriyorum ee, ben. Bir tabii. kısmını diyorsunuz evet. ki bu güzel. Hani tabii, bak de, ba, ba. Turgut Bey'in sözüne yani bu karara tümüyle çok fazla adapte oldular. Hemen işte bırakılması gerekir. Mahkemenin bunu derhal uygulaması gerekir dediler. Ben de aynı anayasa mahkemesinin. Ne sonra iyi geç... anladım. Peki. Vurguladığını ifade çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu kapatalım. Mahkemelere bırakalım. Tamam. Zaten e, ya şimdi şöyle bir şey var. Biz e, tabii siz hukuki açıdan yorumlayacaksınız falan ama ya biz bizim geleneğimizde nedir? Hapisten, mapustan çıkan adama e, Boş, geçmiş olsun baba deriz yani? yani. Biz Faruk Bey de onu söyledi. Tabii, tabii. Biz yani. öyle yapalım. Hani o geleneksel e, tavrımızı koyalım. Yani geçmiş olsun diyelim. İşin tartışmalı kısımları ayrı tabii. Onları yani da biz konuşuyoruz. konuşuyoruz. Evet, tabii. Yani keşke yani. bu işler hiç olmasaydı Peki. keşke bu yargılamalar ya Bu insani, bu insani yaklaşımı sergilemeliyiz. Sergilemeliydi 5 yıldır cezaevinde olan tabii. insanlar bugün ailesine. Yok kavuşturur. bugün e, genel olarak Al. ağırlıklı olarak insanlarımız bu tavrı sergiliyorlar. O da göz şey. Askeri darbelerden bu ülke çok çekti bunu. Bunu konuşurken hep göz ediyoruz. İşte bu bir revanşın Hayır hayır, hayır olduğunu değil. gösteren bir cümle. Hayır, 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 yani hayır, şimdi değil. Yok bakın bizim. siz e, yani, ya, yargıtayda görev yapmışsınız. Suç yok. ve cezanın şahsiliğini benim size söylemem yakışır hayır, almaz. Yani şimdi burada dosyadan konuşalım. Yani bunun iyi olduğunu söyleyen yok zaten. Ya elimize geçireni çektirecek miyiz yani? Hayır hayır. Yani her asker potansiyel suçludur. Hayır hayır. Furgut Bey siz de askeri dönemlerde yattınız hatırlıyorsunuz. Kaç yıl yattınız? Bak. Ben asker bir askeri darbede bir askeri darbede, yani, bir askeri bir darbede 15 yıla mahkum oldum 4 yıl hapis yattım. Diğer askeri darbede iki davada sanık oldum. Evet. Büyük davalarda müdafiilik evet. yaptım. Onun için ben şahiyim. Şimdi ya askeri, bu kadar bu askeri darbeye sizler sizler askeri darbelerde görev yaparken ben mücadele veriyordum. Askeri darbeye karşı olmak başka haksızlığa karşı olmak başka. Durgu yani değil, ben derken, bak Hanefi ben, ben, avcıyı ben o dönemde günahım kadar değildir. sevmem. İşkencecidir. Ama bugün yapılan haksızlıksa haksızlık derim. Hukukçu budur. Sadece hukukçu değil yani e insan da bu Sizler dediniz biz de dahil ettiniz. 71'de ben yeni dünyaya geldim Turgut Bey benim darbelerde bir şey yar, yar, Sen yargı, de çok güravalamları Yani evet. hayır yok. <laughs> hayır yargıda <laughs> hayır. yargıda. İzleyici yanlış anlayacak yargıda Öyle, sizler ha, yargıda. Değil, yani ne yaptım yar, yani. Peki. Şak diye istifa ettiniz mi? Etmediler. Evet. Ahmet Bey etmediniz evet etseydiniz ya keşke. Ya biz, biz bak biz en kral demokrat başyazarın Kenan Evren'i Evinde ağırladığı günlerde sizin gazetelerinizin bugün başyazarlığını yapan işte başyazarın evinde ağırladığı bence günlerde gazetemiz biz Kenan Evren'le elimizden geldiği benim kadar mücadele yok. veriyorduk. <laughs> Turgut Bey bence gazetenin ismini de söyleyin de kimin, yok. Yani kimin ben... gazetesi oldu anlaşılsın. Hangi başyazıları söyleyin. Şimdi ben isme gerek yok herkes Hayır, biliyor. Ama sizin deyince yani de, bakın konuya, yani, konuya evet, döneriz. Konuyu evet. değiştirebilir miyim? Tavrımı koyayım ben de bakın. Ee, ben 1982'de göreve başladım. Yani ihtilalden sonra hiç başladım. Hiç başlamamanız gerekirdi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hiç görev almanız gerekirdi. <laughs> Alma başlamamanız gerekirdi. 20... darbenin savcısıydınız. Çünkü <laughs> 28 Çünkü her savcı ve her hakim buçu esas duruştaydı. Darbe ve vardı ama ya. En ne acımasızı e, darbe vardı ne yapsın? En acımasızı ekmek parası. Sivil <laughs> yargıç ve savcılardı. Şimdi e, şöyle bir şey var yani onu isterseniz şey yapayım. Benden önce bir bayan savcı vardı o darbe döneminde benim görev yaptığım yerdeydi. Ee, i̇lçe'nin böyle komutan vekili başçavuş gelmiş, ee, savcı hanımın odasına oturmuş ayak ayak üstüne atmış. Savcı hanım ver bakalım demiş şu hazırlık soruşturma evraklarını bana der. şeyden ee, 1980 darbesinde. Yani darbe olayı hakikaten böyle böyledir. İyi yani, de işte e, diyoruz e, ki e, o savcı da işte, sen ne oluyorsun kardeşim. Demiş mi? Onun devamını hatırlamıyorum ee, yani ama. Öbür konuya geçelim. Peki geçelim. Öbür konuya <laughs> geçelim. Şimdi e, ikinci konumuz şu. Değiştiriyoruz başlığımızı. E, biliyorsunuz Taraf Gazetesi'nde Milli Güvenlik Kurulu belgesi yayınlandı. 2004 Ağustos tarihine ait. E, daha sonra bir takım fişleme belgeleri yayınlandı. E, bir takım acil eylem planları yayınlandı. Bütün bunların yayınlanmasının ardından da e, Başbakan Tayyip Erdoğan bunları yayınlamak suçtur. Vatan hainliğidir e, dedi. Ve e, hem Milli Güvenlik Kurulu, hem Başbakanlık, hem de MIT Milli İstihbarat Teşkilatı taraf gazetesi ve Mehmet Baransu o haberleri yayınlayan, belgeleri yayınlayan gazeteci Mehmet Baransu hakkında suç duyurusunda bulundular. Hatta e, Başbakan Erdoğan bir adım daha attı ve dedi ki e, yargı eğer dedi bu konuda e, gerekli işlemleri yapmazsa yargı da sorumludur diyerek e, neredeyse yargıyı da bir anlamda töhmet altında bırakan bir tutum sergiledi. Şimdi gerçekten de böyle midir yani gerçekten de Milli Güvenlik Kurulu belgesi yayınlamak bir devlet sırrını bir devletin mahrem sırrını ifşa etmek midir? Acil eylem planlarını yayınlamak suç mudur? Ee, bir gazetede bu yayınlanırsa suç işlenmiş mi olur? Bunu kısaca bir konuşalım istiyorum. Park Bey. Şimdi e, Ahmet Bey önümüzde örnekler var. E, Radikal gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek ki önemli bir gazetecidir Ankara'da. E, Milli Güvenlik Kurulu'nun bir gizli yönetmeliğini yayınladı. Ama yargı... belgesini yayınlamadı. Yani bir MGK kararını yayınlamadı. <laughs> Şöyle yani e, kararın aslı veya işte içeriğin o ayrıca tartışılabilir. Şimdi yargılandı. Beraat etti ve hükümet bu habere istinaden o MGK yönetmeliğini değiştirdi. Bakın demek ki demokrasi... ne oldu değişiklik olarak? Yani, e yani o kaldırdı onu. Tabii. Ha, ya yani o haberden dolayı. Tabi tamam. E, yönetmeliğin gizliliği kalktı. Gizliliği kalktı ve şimdi neyse. Artık. Peki bir dakika bir şey soracağım daha çarpıcı bir örnek. Ya biz 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararları yayınlanmadı mı gazetelerde? E, hayır, o karar değildi. Orada da şeydi. Yani orada kararın aslı mahkemeye gelmedi içerik olarak. Yani bir tamam. hakime verdiler. Ya altında imzası olması gerekmez. Tabii, MGK tabii. 28 Mark'tan Şubat gizlilik kaldırıldı. Hayır, şunu demek istiyorum. Milli Güvenlik Kurulu 1996 20, 97, 97, 97 28 evet. Şubat kararlar diye gazeteler bunu tabii, çarşaf çarşaf yayınladı. MGK kararı yayınlamak suçsa 28 Şubat kararları çarşaf çarşaf yayınlanmadı mı? Tabii mahkeme istedi ve MGK göndermek zorunda kaldı. Önce gelmedi falan işte. Hani devlet sırrıydı. Istemiş. E, artık devlet sırrı olamaz orada çünkü yargılama var ve insanlar diyorlar ki biz o ya, MGK toplantısına istinaden Yargılamadan önce de yayınlandı Hayır hayır yok Bütün gazetelerde yayınlandı biz nereden biliyoruz 28 Şubat MGK kararlarını ben gazetede okudum O 12 madde miydi 18, 18 evet. Miydi? Siz siz madde Evet siz okumadınız mı? Evet 97 Yayınlandı yani Tamam onu, hatır, onu söylüyorsanız Hem de birkaç defa yayınlandı İşte MGK kararları diye ben manşetlerde tabii, görmediniz tabii, mi? tabii tabii 18 maddelik o uygulama kararları yani Erbakan ve Tansu Çiller tamam. imzaladı haklısınız. Orada ama şey vardı. Yine o... orada amaç Erbakan'ı sıkıştırmaktı. Şöyle... Bak sen bunlara imza attın işte filan diye. <laughs> Belgeyi aynen öyle belge ortaya çıkarıldı. Şimdi dolayısıyla e, burada bana, benim şahsi kanaatim e, belgenin içeriğine ve e, şeye bakmak lazım. E, ve e, yayınlanma biçimine. Ben burada e, bu belgenin yayınlanmasıyla devletin bir ulusal güvenlik çıkarının zedelendiğini düşünmüyorum. Çünkü devletin bir ulusal güvenlik çıkarı eğer zedelendiyse bunun hukuk çerçevesi içinde zedelenmiş olması gerekir. Peki Faruk Bey yani, buna siz mi karar vereceksiniz? Hayır ben düşüncemi söylüyorum. Buna mahkeme karar verecek. Yani nasıl ki Deniz Zeyrek yargılandı, beraat etti. millet gazetesinde bir gazeteci... O zaman şöyle mi oluyor? Mahkemenin önüne geliyor... Yani bu devletin güvenlikle ilgili bir sırrını <laughs> ifşa ediyor mu etmiyor mu? Buna mahkeme mi karar verecek? Mahkeme karar verecek. Başka bir merkez e, yok. Ben e, Hatta e, Hatta şöyle bir şey var Ahmet Bey. Bakın MGK belgesinden dolayı değil sadece. Milli Sibara Teşkilatı Baransu'ya casusluk suçlaması da yapıyor. O Orada fişleri benim tabii, çaldın diye. Anlayamadığım bir şey var. Çünkü benim bildiğim kadarıyla hatırlar mısınız? 28 Şubat döneminde de bu Batı Çalışma Grubu belgelerini dışarı çıkaran Kadir Sarmusa da casusluk <laughs> tabii. Yap, yap, yapıyor tabii, denildi. Tabii. Mesela Bülent, Bülent Orakoğlu. Orakoğlu vardı yargılandı. Bakın çok önemli bir olaydır o. Bülent Orakoğlu ve Kadir Sarmusak o davadan berat ettiler. Niçin biliyor musunuz? Çünkü mahkeme Deniz Kuvvetleri Askeri Mahkemesi'ne yargılandılar. Deniz Kuvvetleri Askeri Mahkemesi biliyorsunuz dışarıya belgelerin fotokopisi sızmıştı. Mahkeme dedi ki Genel Kurmaya bana bu belgelerin asıllarını gönder. Yani Batı Harekat Konsepti ve Batı Çalışma Grubu Bilgi Fişi diye. Orgenera Çevik 1 imzalı <laughs> ve Çetin Doğan imzalı. Ne oldu imzalı. peki? Ne dedi? Genelkurmayı göndermedi. O ve yüzden beraat ettiler. O yüzden beraat ettiler. Çünkü genel kurmay o belgeleri mahkemeye gönderdiği takdirde bu belgeler suç unsuru teşkil ettiği için. Çünkü halkı fişledikleri için. Elbette ve o evet. nedenden dolayı çevik bir ve o imzası olan kişiler de orada yargılanacaktır. Peki. Aynı nedenle şimdi burada da mesela şimdi Baransu'ya sen casusluk yapıyorsun dediğin zaman o zaman benim bildiğim kadarıyla çünkü casusluk üçüncü bir ülkeye de bir bilgi vermek gerekir. Bu irdelenecek mahkemede. Peki. Belgelerin içeriği irdelenecek. Hukuki midir irdelenecek. Devletin hayati bir ulusal güvenlik çıkarı zedelenmiş midir irdelenecek? Ben Ben Baran sununda böyle bir davadan e, ceza alacağını düşünmüyorum. Peki gazetecilik açısından da böyle e, evrensel basın kriterleri, evrensel gazetecilik anlayışı açısından da yorumluyorlar. Yorumlayanlar diyorlar ki e, yani bu konuda uluslararası kriter, medya kriteri şudur evet. diyorlar. Yani bir belge. Devletin ister gizliliğini ihlal etsin ister şunu ister bu gazetecinin eline geçtiyse onu gazeteci yayınlar bunun sorumluluğu gazetecide olmaz o belgeyi sızdıranda olur. Tabii. Eğer bu senin mahrem bilginse sızdırmayacaksın kardeşim bu belgenin sızdırılmasını engelleyeceksin sen hem bu belgenin sızdırılmasını engelleyemiyorsun... Hem de bu belgeyi <laughs> ele geçirmiş olan gazeteciye bunu yayınlama diyorsunuz. Diyorlar. Şunu da böyle da bir yorum da yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları yani şunu da söylüyor yalnız. Bu belge aynı zamanda devletin hayati bir ulusal güvenlik şeyini de Ama zedelememeli. Onu da o, söylüyor. Onu abi. biliyorum biliyorum tabii. ben. Hani evet. bir de diyorum böyle bir bakış var gazetecilik tabii. Sızdıran, açısından. Sızdıran tabii aynen öyle yani, yani sızdıranı ben hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını atıfta bulunarak söylemedim. Uluslararası basın kuruluşlarından yapılan açıklamaları izledik peş peşe oralarda evet. da böyle diyorlar yani sızdırma diyor yani onu e, o belgenin dışarıya çıkmasına sen engel olacaksın ama gazeteci onu gele geçirmiş Zaten şey. onun şu. isterseniz bir bilgi paylaşayım. bildiğim kadarıyla uzun süredir böyle bir belge bilgi çıktılar olduğu için mit Mehmet Altan Mehmet Baransuy hani böyle garip garip isimlerle dinlemişler ya zannediyorum onları tespit için biraz da dinlemişler Peki. yani onun yani özetlediğin o uluslararası basın dünyasının görüşü diye özetlediğin o yaklaşımın temel nedeni şu. Eğer casusluk konusunda bir güvence sağlamak için bunu bu maddeyi düzenliyorsan, e, dediğin gibi sızmasını önlemen gerek. Çünkü zaten sızabiliyorsa casusluk için kullanılabilecek demektir. O yüzden gazetecinin Gazetecilik yapmasına <laughs> karışmamam gerekiyor. O açıdan söylüyorlar. Evet. Yani onun bir mantığı o. Yani Ama ahimden farklı bir şimdi mantığı var tabii onun. Burada birkaç başka nokta daha eklemek gerekir. Ee, Faruk Mercan'ın işte yaklaşımına katılıyorum. Zaten kanun diyor ki siyaz yani yara, niteliği itibariyle gizli kalması gereken diyor. Şimdi sağlıklı bir hukuk düzeninde mahkeme niteliği itibariyle gizli kalması gereken belge olup olmadığına karar verecek. Yoksa basıyor üstüne gizli o bir şey ifade etme. Ha, ha niteliği ya. Evet. Ama şimdi zaten o, eğer eğer, şimdi bakın, eğer o basıyor üstüne gizliye evet. esas alırsa evet. gitti. Yani, yani zaten e, o, suçtur. E, yapılan. A, MIT'in <laughs> mahkemelere gönderdiği her yazının üstünde gizli var. Ya o duruşmada okunuyor zaten. Her o, ben MGK. Ama mahkemeler ne yapıyor? İlgili kuruma yazıyor. Niteliği itibariyle gizli kalması gereken belge midir? Kuruma soruyor. Yanlış. Turgut şey. Bey belgen. Ama Turgut Bey belgenin, şey. Bey, belgenin içeriği de hukuka uygun olacak. İşte, bir Oraya geleceğim. Belgenin evet, içeriği evet. de hukuka Şimdi, uygun bakın, olacak. O zaten nitelikte o da var. Tabi. Şimdi eğer siz <laughs> yasa dışı bir şey yapıyorsanız, yani siz bak, kendi yurttaşlarınızı eğilimlerine, düşüncelerine, inançlarına ilişkin olarak fişliyorsanız siz yasaya aykırı bir şey yapıyorsunuz. Devlet bunu yapamaz mı? şeyi, Türkiye'de... devlet yapamaz mı bunu? Hayır, MIT yapamaz. Bak mı? şunu MIT de yapamaz. Bak, bir dakika, Yap, yapacağı şeye bağlı. El Kaide'yi izliyordur. Çünkü El Kaide hem Türkiye içinde hem Suriye sorununda Türkiye'nin yararlarına yani güvenlik sorunlarına ciddi işte tehlike arz ettiği için izlerken sen gazeteci olarak Hangi El-Kaide üyelerinin nasıl izlendiğini yazarsan, bu tabii niteliği itibariyle gizli kalan bir şeyi ben mahkeme olarak öyle kabul edebilirim. Ben fiş demeyi soruyorum. Ama, ama, Kendi sen, ama devlet ama sen, fiş. Hayır, fiş. Yemez. Suç teşkil sen, vatandaşın, Yapamadım. vatandaşın Ahmet'in, vatandaşın Ahmet'in Alevi olduğunu, vatandaşın Mehmet'in içki içtiğini, Vatandaşın Zehra'nın başörtüsü kullandığını, fiyat üyesi ilin, olduğu, İsmail Ateş mensup işte olduğu gibi şeyleri Fetullah diyorsak, Gülen yasaya aykırıdır. Zaten yasaya oldu. Yasaya bunu aykırıdır. yapamaz. Gizlilik adına yasaya aykırı işlemini koruyamazsın bir sağlıklı bir hukuk düzeninde de. Peki. Şimdi burada tabi gazeteci Mehmet Baransun'un yaptığı işe, vatan aynı demek bir kere kabul edilebilir bir şey değil. Burada asıl hukuka aykırı olan aslında vatan haini denilmesidir. Asıl hukuka uyku, 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 aykırı olan başbakanın e, kamuoyu <laughs> sanıyorum miting meydanında iyice hatırlamıyorum. Ama yargıyı göreve çağırması ve eğer görevini yapmazsa yargının da suç işlediği vurgusunu yapması kesinlikle anayasaya aykırıdır. Bu sıradanın altında taraf olaya öyle baktı. Basın da öyle baktı. İşte başbakan için Adil yargılamaya etkileme suçundan tuş duyurusunda bulunmak. Hayır. Bu anayasal bir sorundur. Anayasal bir ihlaldir. O yüzden doğrudan parlament... Anayasanın hangi bir... maddesini ihlal ediyor? Par... 138.2 Nedir o? Ee, talimat verilemez. Bundan açık talimat ne olabilir? Talimatı ancak başbakan verebilir. Çünkü her şeyin hakimi başbakandır ve talimatı vermiştir. Anayasanın 138.2. maddesine göre açıkça aykırıdır. Ay, ama Meclisin verdi. Eğer... verdi. E, ta, hadi tırnak içinde talimat diyelim. Söylediği şey şu... Yargı diyor bu konuyla ilgili harekete geçsin. Ceza versin demiyor yani. Suç iş Yapmazsa suç işlemiş olur. Usluk da orada doğru değil. Ya, yapmazsa evet, suç işlemiş de. yap, olur. Orada diyorsun. Başka talimat nasıl olur yani? E, yani o tabirden gerçekten ben de rahatsız oldum. Şimdi e, başbakanın e, zaman zaman bu tür uslukları ortaya çıkıyor ve e, bundan ben de son derece rahatsızlık duydum. Bir kere e, bu belgelerin yayınlanması vatan hainliği alakası yok yani bu belgelerin içeriğinde vatan hainliğini gerektirecek bilgiler yok. Aslında bu belgelerin yayımlanması bir noktada hükümetin yararına. Yani 2004 yılında e, hükümetin ne kadar büyük bir askeri vesayette karşı karşıya e, olduğunun kanıtı bunlar. Bundan dolayı hükümet kendisinin de neler yaptığının kanıtı ama. Yani o. Fişlemeler de tabii yani bunu da biz söylüyoruz zaman zaman dilede getirdik. Gerçekten bu fişlemeler yapıldıysa ki bunun yapıldığı anlaşılıyor. E, Sayın Başbakan e, çok defa e, fişlemenin doğru olmadığına, kendi zamanlarında böyle bir fişlemenin asla olmayacağına defalarca vurgu yaptı. Ama şimdi bugün Sayın Başbakan böyle fişleme olayları olmasına rağmen, e çıkıp da bunların yayınlanmasını suç gibi e, göstermeye çalışıyorsa ben burada çok büyük çelişki görürüm. E, Bunlar rahatsızlığın var. İkincisi de savcı ve yargıçlar bu konuda işlem yapması onlar da suçludur tabiri son derece yanlış bir tabir. E, keşke Sayın Başbakan bunları konuşmadan önce e, biraz daha düşünse, biraz daha hukukçularıyla bu tabirlerin oturup oturmadığını tartışsalar son derece isabetli de olur. Peki çok teşekkür Peki, Devam edecek misiniz? Ahmet Hakan yok hükmünde Sözünüzü değil mi bu? Yok hükmünde şimdi, olan bir şeyi açıklamak niye suç olsun? Şimdi birkaç... Hangisi yok hükmünde? O açıklanan Hayır, şeyler yok hükmünde. Birkaç, birkaç cümle daha ben. E, akşam Sözünüzü kesmiş Akşam oldu. havaalanına gelirken taraf gazetesinden de bu konuyu tekrar sordular. Bunlar devlet sırrı mıdır değil midir nedir yani bunları e, şey yaptılar. Şimdi biz e, ben görev yaptığım dönemde devlet sırları kanun tasarısını hazırlayan e, ekipte ben de vardım. Hakikaten çok güzel bir tasarı hazırladık. ...daha sonra bu parlamentoya sunuldu ve şu anda parlamentoda bekliyor. Gerçekten çok değerli toplu bir yasal tasarısıydı. Orada devlet sırrı nedir? Devlet sırrının dışında ondan bir kademe daha düşük gizli kalması gereken bilgi ve belgeler nedir? Onların tanımları yapıldı. Onların müeyyeleri gösterildi. Ve devlet sırrına kim karar verecek? O orada gösterildi. Cumhurbaşkanı, Başbakan, işte Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı gibi... Bir heyetin devlet sırrı olup olmayacağına karar vermesini gerektirecek bir yapı oluşturuldu ve bir süre kondu. Şu anda bizim hukukumuzda devlet sırları konusunda veya gizli kalması gereken bilgi belgeler konusunda bir sınır yok. Bir tane jandarma e, yüzbaşı veya işte binbaşı ya da jandarma başçavuş veya bir e, komiser gizlidir diye bir mühür vuruyor. Ondan sonra o belge yani on onlara Zahir göre gizli oluyor. Vaktimiz ama, sınırlı ama Bey. Bahretin... Dün o söylediğiniz taslak da çok kötü bir taslak ben biliyorum. Yani tartışılabilir Tartışması ama o neyse çok ülkenin... Da konuyu dağıtırız. Evet. İlkay İlka evet. Bey. Yani şunu vurgulayayım, bitireyim ben. Bir cümle ben. ne bir cümle. Hemen Çünkü... bir cümle. Yani e, bu içeriklerde devlet sırrını hem Milli Güvenlik Kar e, Kurulu'nun 2004 yılı kararında hem de fişlemelerde devlet sırrı veya gizli kalmayı gerektirecek bir bilgi belge söz konusu değil. İlkay Bey. Burada ben Faruk, mü şey, Faruk Mercan'ın söylediği karardan başka Yargıtay kararları da var. Suç sayma yani mahkumiyet kararları beraatle, beraat edilmesi gerekir diye bozulmuştur. Bilgi notu olarak aktarıyorum. Şimdi Hikaye. Milli Güvenlik Kurulu belgeleri ve buna bağlı olarak yayınlanan eylem planları... ...bu dava dosyasıyla ilgili olduğu için kamuoyunda yer aldı. Ve bizim de e, uzun zamandır takip ettiğimiz davayı ilgilendiren boyutu var. Ben müsaade ederseniz buraya geçmeden önce bu konuyu doğrudan anlayabilmek açısından bir iki dakika bir özet yapmak istiyorum. Şey mi İlker Baş bu mu? Siz evet. Siz bu konuya girmeyecek misiniz? Yayınlanması Bence için? beraber değerlendirilebilir. Yani şimdi bu konu bu dava ile ilgili aslında tartışıldı. Yani yayınlanmasının suç olup olmamasını da ilintilendirilecek, ilintilendirecek bir konuşma mı yapacaksınız? Bir açıklama yapacaksınız? Şimdi... Az yani az öyle yapacaksanız... Ona ilişkin görüşümüz net olarak söyleyeyim. Söyleyin. 14 Aralık 2010 tarihinde bunların yürürlükten kaldırıldığına dair hayır, hayır bir biz şey var. Şunu tartışıyoruz. Gazetede diyorum yayınlanması. Evet, bunu... o gazetede yayınlanan belgeler yani şikayete konu, suç duyurusuna konu olan belgelerin gizliliğinin kaldırıldığına dair. Ha, bir. Zaten genel. gizli değildir diyorsunuz evet. o yüzden. Evet. Ve MGK kararı gizli değil midir 2004 Ağustos. Yani yürürlükten kalkınca gizliliği de kalkmış oluyor mu hukuken? Şimdi eğer bu konuda Başbakanlık farklı bir düşünceye sahip olsaydı soruşturma aşamasında savcılığa yürürlükten kaldırdıklarını da göndermezdi. Peki çok teşekkür ediyorum. Bu kadarla yetinecekseniz evet. ben sizden müsaade isteyeceğim. Çünkü şöyle yapacağız. Ee, sayın seyirciler programın başında sıcak gelişme Balbay konusunu tartıştık. İkinci konu yine <laughs> e, hala devam eden bir konu. İşte bu taraf gazetesi hakkında suç duyuruları bunu tartıştık, ele aldık. Orada bir genel mutabakat var konuklarımız arasında. Şimdi üçüncü konumuzda İlker Başbuğ konusu. Ee, neden bu konuyu işliyoruz? Geçen hafta bir parça girmiştik konuya, fakat yeterince vaktimiz evet. olmadığı için etraflıca konuşma fırsatı olmadı. Bu akşam bunu tekrar edelim istiyoruz. Şundan dolayı taraf gazetesinde yayınlanan belgelerden sonra e, İlker Baş avukatı aracılığıyla e, kendi durumunun da yeniden gözden geçirilmesi gerektiği çağrısında bulunuyor bu açıklanan belgelerin kendi durumunu durumuyla doğrudan ilintili olduğunu söylüyor ve bu e, yeni bir değerlendirme yapılmalı diyor. Bu çağrı önemli. Biz de bu gerçekten haklı mıdır? Yani yeniden değerlendirme yapmayı gerektirir mi gerektirmez mi meselesini ele almak istiyoruz. E, kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra e, İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer bize bir küçük bir sunuş gibi bir şey yapacak. Yani eee özetleyeceğiz konuyu. Paşa'nın durumunu anlatacak bize İlker Başbuğ'un. Sonra da tartışacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Evet, İlker Başbuğ'un durumunu konuşacağız şimdi. Eski eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un durumunu avukatı İlkay Sezer anlatıyor. Buyurun efendim. Şimdi Ahmet Bey ben 1-2 dakikada bunları toparlayacağım. Sonra da gündemdeki konuyla beraber değerlendireceğiz. Çünkü bu gerçekten bugün mahkemenin hangi hukuka aykırı işlemleri yaptığını, neden bu aşamaya kadar bunu böyle sürüncemede bıraktığını şimdi isterseniz şöyle giriş girişten önce 2-3 soru sorayım size kısa hani Buyurun. teknik şeyler. Şu anda İlker Başbuğ'un durumu nedir? Hükümlü müdür? Hükmen tutukludur. Ya yani tutuklu tutukludur. Ya evet. karar Yargıtay verecek. Yani ee, Yargıtay temiz incelemesi henüz yapılmadı. Çünkü henüz mahkeme 4 ay geçmiş olmasına rağmen gerekçeli kararı dosyaya koyamadı. Ee, ne zaman hemen, hemen koyması gerekmiyor muydu yasaya göre? Yasaya göre 15 gün içerisinde koyması. Gerekir. Bugün Ancak, yarın çıkar o zaman yani artık çıkması bizim, lazım. Yani basında yer alan haberlere göre daha bir dört buçuk ay beklememiz gerekiyor. E ama hem 15 hmm. gün diyorsunuz 8 ay olacak o zaman 9 evet, ay tabii olacak. Evet tabii ki. Şimdi onları anlatacağım ben. Peki ikinci sorum. E, ne kadar süredir tutuklu İlker Başbu? 2 gün önce 23 ayı bitirdik. 23 ayı bitirdiniz 2 evet. gün önce. Yani e, i̇ki. iki yıl 2 evet. yıla yaklaştı. Evet 3 hafta sonra bir genel kurmay başkanı Türkiye'de terör örgütü yöneticisi olmak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir ve şiddet yöntemleriyle kullan, ıı, kullanmaktan dolayı iki yıldır cezaevinde olacak. Peki şimdi buyurun efendim. Şimdi ben bir iki tarih bilgisini de vererek ıı, bu değerlendirmenin daha anlamlı daha doğru yapılabileceğine inanıyorum. Onun için şu hususları bir iki dakika içerisinde ben size özetledim. Hatırlanacağı üzere Sayın Başbuğ 30 Ağustos 2008 ile 30 Ağustos 2010 tarihleri arasında 2 yıl süreyle Genel Kurmay Başkanlığı'nı yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve kendisi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Ağustos 2013 günü verdiği bir kararla da Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan cebir ve şiddet yöntemleri kullanarak kaldırmak ve silahlı bir terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu tespitiyle maalesef hukuka aykırı, haksız, yersiz bir kararla karşı karşıya kaldı. Şimdi hükümete karşı işlenen suçlar olarak sayılan hususlar aslında iki maddeydi. Bunlar grafikte de görüldüğü gibi internet siteleri üzerinden kara propaganda ve dezenformasyon yapılması ve soruşturma ve kovuşturmaları etkileme amacıyla beyanda bulunulması. Bir virgül atın. Burada peki terör örgütü nereden çıkıyor? Terör örgütü yöneticiliği nereden çıkıyor? Şimdi bu iki somut suçlamadan terör örgütü yöneticiliği çıkmaz. Yani biri yargılamayı etkilemek, biri de kara... İşte terör örgütü üst düzey yöneticisi olarak soruşturmaları, kovuşturmaları etkilemek e, olarak değerlendiriliyor. Şimdi bakınız, aslında Sayın Başbuğ'un döneminde internete konulmuş kara propaganda olarak nitelendirilebilecek bir tane bile haber ortaya konulamadı. Eğer bugün Sayın Başbuğ'un Hükümeti hedef alan bir tane açıklaması var, şudur. Hükümeti hedef alan, hükümeti görevden ıskat etmeye yönelik bir yayına konu oldu, talimatıyla yapıldı denilsin hemen değerlendirelim. Peki, Bunlar internet ortada internet yok. siteleri üzerinden kara propaganda ve dezenformasyon yapmadı. Böyle bir internet sitesi yok. Bunu mahkemede söylemediniz mi? Biz bunu mahkemede söylemekle kalmadık. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü. Ve savcı Zekeriya Öz'ün yazdığı yazılarda aslında soruşturmaya konu edilen yayınların hiçbirinin İlker Bey'in döneminde olmadığı ortaya çıktı. Yani ben e, onun peki, için tarihi söyledim. Tamam çıktı Eğer ne oldu? Eğer bir grafik var 4 numaralı grafik o konulabilirse üzerinden net olarak konuşabiliriz. Bakınız sarı ile işaretli dik çizgi 30 Ağustos 2008 Sayın Başbuğ'un göreve başladığı tarih. Bunun öncesinde yani 1999 yılından beri yayın yapmakta olan 42 tane toplam site var o tarihe kadar. Ve bunların en son Sayın Başbuğ göreve başlamadan 2 ay önce son güncelleme tarihi var. Yani Sayın Başbuğ göreve başladıktan sonra bu sitelere bir tane haber konulduğuna dair ortada bir iddia bile yok. Sonra bunlar 4 Şubat 2009 tarihinde bir gazetede, taraf gazetesinde haber olunca bunlar incelensin. Nedir bu konu deniliyor ve bu sitelerle ilgili bir inceleme yapılıyor. Ve bu aşamada bu siteler, bu sitelerle ilgili bilgisayarların hiçbirinin imajı ya da kayıtları silinme gibi bir şey yok. Peki, bunlar tamam. tamamen orada duruyor. Peki tamam ben şunu anlamıyorum. Ya bu böyle üzerinde tartışılacak bir şey değil ki. Somuttur. Yayın evet. yaptın mı yapmadın mı? Bu da belli, evet. emniyet tarafından belirlenmiş. Mahkeme bunu niye dikkate almıyor? Yani... İlker Başbuğ göreve gelmeden iki ay önce bu siteler son güncellemesini yapmış zaten. Niye mahkeme... biz o zaman internet meselesinden İlker Başbuğ'u sorumlu tutuyoruz? Veya Aslında mahkeme? Şimdi mahkemenin dikkate almadığı sadece internet siteleri <laughs> ve yayınlar değil ki. Tamam almadı yani. Yani şimdi yani. ben evet. soruyorum herkes izli, izleyenler bizi sayın Başbuğ'un şu tarihli mesajında şu tarihli beyanında hükümeti hedef alan bir cümlesi var. Söylesinler. Peki hükümeti hedef alan bir cümlesi yoksa şey vardır. E, ya, ya yargılamaları etkileyen cümleleri vardır. Evet, şimdi ikinci suçlama yani. Evet. Gelsin yani, o bir internet bu, yani Bu iki da suçlama var. Bu, bu da gelecek. Bakın siz söylediğiniz ben de söyleyecektim, açacaktım. Örneğin en çok eleştirilen bu değil. Bundan önceki e, Ahmet Bey'in söylediği bu değil. İkinci evet, madde tamam, yani bu. şu soruşturma Şimdi... ve komu, komu, ya iki iki suçlama tamam. var İlker Başbar. Evet. Bir diyorlar ki internet siteleri üzerinden kara propaganda yaptın. Hı. İki soruşturma ve kovuş, kovuşturmaları etkileme amacıyla beyanda bulundu. Evet hemen örnekleyelim. Kendisi en çok örneğin Trabzon'da gemi üzerinde denizci kıyafetiyle yapmış olduğu açıklama. Deniz kuvvetleri personeli o tarihte sıkça soruşturmalara maruz kalınıyor insanlar evlerinden toplanıyor adeta. E şimdi böyle bir konumda bir genel kurmay Başkanı olarak aynen şunu söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her vesileyle demokrasinin ve hukuk devletinin yanındadır. Bu tenkit edilen açıklamada bunları söylüyor. Ama onu söylüyor ama yargılayamazsınız, yapamazsınız, itiraz ediyor. adil yargılamaya yani yargılamaya müdahale Peki. ediyor. Peki. Hükümeti hedef alan tarafını gösterin bana. Bu açıklamaların o hiçbirinde... Şey, Ergenekon davasından ben, geliyor. E, müsaadenizle devam yani edeyim. Davanın kendisi Baruk, darbe davası ya. ya. Şimdi oraya o zaman sizi de beni de yapıştırsalardı biz de böyle bir yok, davanın yok, hayır, tarafı olacaktık. Hayır Ahmet olacak. Bey'in Bey açıklık getiriyorum. Yani... Şimdi ben müsaadenizle devam edeyim. Bu internet siteleri o grafiği tekrar geri alabilirsek. 4 numara olacaktı herhalde. Şimdi Sayın Başbuğ'un görev yaptığı dönemde bakın 30 Ağustos 2008'den sonra hiçbir... Site ve yayın olmadığı gibi özellikle 4 Şubat 2009'da siteler kapatıldıktan sonra bu tarihten sonra Genel Kurmay Başkanlığı'nın resmi web sitesi hariç herhangi bir site yok. Peki. Şimdi akla şu geliyor o zaman kara propaganda nerede yapıldı? E, bunun cevabını hemen söyleyelim öyle bir şey yok. Peki. Şurada şey yazıyor, andık çalışması ve dört konuda internet sitesi. O nedir? Şimdi bu İlker nedir? İlker görevi döneminde. İşte 4 Şubat 2009 tarihinde, Şimdi, ben müsaadenizle bitireyim Faruk Bey. 4 Şubat 2009 tarihinde bu konu gazete aracılığıyla haber olunca o zaman incelensin deniliyor. Ve bu konuda internet yayını yapmayı engelleyen bir mevzuat olmadığı gibi, işte soruşturma aşamasında ortaya çıkan sanıkların, kovuşturma mahkemede söylediği gibi aslında görev veren düzenlemelerde dikkate alınarak dört konuda yayın yapılması konusunda bir çalışma başlatılıyor. Bir Ama Kaybetsin. şunu Hiç, bitireyim. Hiçbir yayın yok diyorsunuz, var. Hayır yok, çalışma var. Bir site kurulmamış, o sitede bir yayın yapılmamış, onu ayıralım lütfen. Bakınız eski tarihli 42 site başka bir şey İnternet andıcı tamamen başka bir şey. İkisi elma ile armut gibi birbiriyle toplanamayacak konular. İnternet andıcı denilen ve dava konusu yapılan konuyla ilgili bir tane site üçüncü bir kişinin görebileceği hale yani aleniyete kavuşmadığı gibi bu siteler üzerinden şu yayın yapılmıştır konusu da ortaya konulamadı. Peki internet andıcı neydi o zaman? Madem site yok, internet İnternet andıcı Genel Kurmay Başkanlığı'nın 26 Ekim'de savcılığa gönderdiği benim yasal dayanağım bu dediği belgelerin ve direktiflerin verdiği görevleri yerine getirebilmek. Kim vermiş için. Genel Kurmay Başkanına şimdi, bu görevi? Şimdi bununla ilgili olarak örneğin mahkemede gündeme geldi bu Milli Güvenlik Kurulunun kararı geldi 45 numaralı mad bu kararın incelendi dosyaya da konuldu herhangi bir gizliliği de yok 45 numaralı no tedbir. Genel Kurmay dakika, Başkanlığına... Bu MGK kararı tarafta yayınlanan MGK. başka bir MGK kararı. Başka. Yani bu yasal yollarda dosyaya gelmiş Milli Güvenlik Kurulu getirmiş. Çok affedersiniz İlkay Bey Milli Güvenlik Kuruluşunu mu demiş Genel Kurmay Başkanlığına? <laughs> İnternet sitesi kurun, yayın yapın. İnternet ortamında kullanıma sunulacaktır demek. Ne demek? Tamam yani. Budur, Milli, tabii evet, Milli, konuda, güven, Milli güvenlik kurulu mu istemiş bu? Evet. Bu Milli o Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği Başbakan anladım. Tayyip Erdoğan mı o zaman? Yani o karar verildi. 2006 verir. tarihli bir Milli Güvenlik evet. Kurulu kararı olunca tabii ki bu hükümetin de bir direktifi. Başbakanlığın bir yazısında bizim böyle bir direktifimiz yoktur diye. Aslında o yazı da yanımda ama müsaade ederseniz sırası geldiğinde konuşalım. Orada da böyle bir sınırlama olmadığını ya, sadece şey, gönderelim. Ahmet Bey sorunuzu lütfen unutmayın onu konuşalım. Not alırsanız ben hepsini cevaplayacağım. İnanın burada <laughs> e, aslında e, ya, açıklanmamış bu şekilde konuşma. Yani bu şekilde aslında tam anlaşıldığına emin misiniz? Yani e, konunun. Ben iki dakika daha talep ediyorum. Ondan İki dakika sonra, daha anlatsın tamam. İlkay Bey. Ondan sonra her, ee, sürüp sonra sürüp her sürüp, konuyu konuşacağız. Faruk Bey e, şey, cevap verir Araya girip konuşacağız. Hayır cevap Ancak, değil. Yani, hayır de, yorum, yorum da de yapabiliriz. Değerlendirme yani, de yapabiliriz ama hayır, yani, yani böyle olduğu zaman e, gerçekten konunun tamam. bütünlüğü bir bütünlük, bizim açımızdan Şimdi İlkay Bey diyor bozulucu. ki ben bir bütünlük içinde anlatmak istiyorum sonra tartışalım diyor. Ben de bunu onaylıyorum yapılabilir. Evet şimdi, tamamlayın lütfen. Şimdi yani özetle şunu söyleyelim. Müvekkilimizin döneminde. Yayına konu olan bir tane hükümet aleyhine olduğu söylenen bir haber bile ortaya konulmadı. Bu bir. iki. müvekkilimizin yani Sayın Başbuğ'un hükümeti hedef alan bir basın açıklaması ya da bir e, basın bildirisi de ortaya konulmadı. Böyle bir şey de yok. Şimdi siz de duruşmaya geldiniz. ilk duruşmayı gördünüz. E, ve oradan sonra bir kanaat bildirdiniz. Ona da geçeriz. Şimdi ben... Bütün bunlara rağmen, yani o zaman bunlar ortada yokken, peki biz neden suçlanıyoruz, niye buradayız? Konusu gerçekten yani e, akıl ve izanla bizim açıklayamadığımız bir ne kadar konu. ceza aldı başbu? Şimdi sayın başbu müebbet hapis cezasıyla, müebbet ağır hapis cezasıyla. Yani internet andıcı suçlaması Evet ve. E, internet aracılığıyla propaganda suçlaması ve... E, onu tabi onu tabi hükümeti devirmeye götürürler. Hükümeti devirmeye götürürler. Hükümeti ortadan kaldırmaya götürürler. Ondan sonra da silahlı terör örgütünün yöneticisi. üst düzey ara yöneticisi. E, e, Ahmet Bey, e, geçebilir miyiz İlkay Bey? Tamamladınız mı? Tamamlayamadım efendim. Şimdi bakınız, yargılama aşamasında da ortaya çıktı ki... ...Genelkurmay Başkanlığı'nın incelenen bilgisayarlarında ne bu iddia konusu plan ne de sayın başbuğa atılı olan suçlamalarla ilgili olarak. <laughs> Çünkü bilgisayarların hepsi imha edilmişti. Heh, evet orada çok ciddi bir bilgi eksiniz var onu da tamamlayacağım. Böyle bir husus yok. Bunlar da incelenmiş ortaya konulmuş. Şimdi bakınız en sona gelen ve işte gündemi de işgal eden konuya gelelim. Şimdi bu çok yani ciddi. Yani bence şöyle yapalım. MGK kararına geçmeden bu tamam. e, İlker Başbuğ'un hukuki durumu. Bir durum... ara verin tamam. bir de bir ara Peki evet, o yani. zaman şunu da söyleyeyim şimdi bitireyim. E... Bu bilgisayarlar silinmiş dediniz ya. Hayır hayır. Yani silinmiş değil. Siz de biliyorsunuz değil mi? Çünkü e, imha edildiği söyleniyor. Yani bilgisayarlar gelmedi Hemen şimdi. hemen söyleyeyim bakınız. Bu siteler ne zaman haber oldu? 4 Şubat 2009'da. Hayır e, be şimdi sitelere ben bizde bir düşüncelerimizi söyleyelim şu kadar? hocam. Tamam, söyleyin. Değil. Şimdi e, Sayın Ahmet Hakan şu anda elimde Sayın İlker Başbuğ'la ilgili iddianame var. Kaç sayfa? 39 sayfa. 39 sayfa. Şimdi bu iddianameden benim çıkardığım sonuç şu. Savcı Sayın Genel Komay Başkanı İlker Başbuğ'un Genel Komay Başkanlığı görevini Ergenekon faaliyetleri çerçevesinde yürüttüğünü söylüyor. Bu sadece internet anlayışı meselesi değil. Bakın mesela burada bir cümle okuyayım size. Üçüncü sayfada diyor ki haklarında iddianame tanzim edilen ve halen yargılanmalarına devam eden yukarıda isimleri yer alan sanıkların Türkiye Cumhuriyeti milletine ve devletin anayasal organlarına karşı yürüttükleri psikolojik hareket faaliyetlerinin 2008-2010 tarihleri arasında şüphelinin kontrolünde yürüdüğü. Yani Mahkeme diyor ki 2008-2010 tarihinde. Mahkeme demiyor. Bütün savcı bunu. Savcı oluyor. diyor. Evet evet. Yani kararda siz örneklerini, yani, sıra, bunların örneklerini işte, alt alta koyabilir misiniz? Ama bir dakika ben bir tamamıyım. Öyle ee, dediğini hayır. zaten İlkay Bey de şöyle. söylüyor. Şu yani. şu, şu. Hayır, hayır. Şimdi sadece bu e, internet anlaşım meselesi değil. Yani Tam genel böyle olarak. Şunu soruyoruz. Savcı böyle diyor, mahkemede böyle karar veriyor da bunun altını neyle dolduruyor? Tamam, Mevzu tamam. o yani. Şimdi, şimdi, e, psikolojik harekat ne ki? Ne Bunu demek? konuşabiliriz. Ne Hayır, e, Turgut Bey öncelikle... Ya darbe, ye teşebbüs. Suç bu. Psikolojik harekat ne? Şöyle şimdi, kara propaganda. Hayır, mesela diyelim ki irtica ile mücadele eylem planı. Turgut Bey, şimdi izleyicilerimizin anlaması açısından konuşalım. ya yani Biz burada Sayın İlker Başbuğ yeniden yargılamaya gelmedik herhalde ama itham nedir? Yani ithamı izleyici anlasın. Şimdi diyor ki mesela savcı, irtica ile mücadele eylem planı belgesi çıkıyor ortaya. <laughs> İlker Başbuğ çıkıp Genelkurmay Başkanı olarak <laughs> bir kağıt parçasıdır. Neyse artık o çok konuşuldu o mesele. Hemen mi çıkıyor? Bunu değil, bunu bulan, bu belgeyi esas sızdıranları bulun, bunu yargılayın. Yani bugün Baran Baransu'ya yapılan muamele e, evet, gibi. Başbakan da aynı Belgi, şey. Belgi, ha, işte tamam. Şimdi, Türkiye... şimdi hayır hayır. Yani savcı, mesela diyelim ki andıç meselesi. Şimdi savcı diyor ki, niye diyor bu andıç ortaya çıktı? Çünkü diğer internet siteleri deşifre oldu. Taraf gazetesinin yayını üzerine bu mevcut siteleri kapatalım. Dört tane yeni site. Bu arada mesela benim çok tuhafıma giden şey şu. Eğer oraya geleceğiz çünkü MKK kararına. Bir dakika şimdi sitelerle şey... ilgili şimdi boşa gitmesin. Diyor ki iki ay önce zaten bu siteler faaliyet göstermiyordu diyor. Doğru mu? Şöyle şimdi savcının iddiası şu. Savcı diyor ki bu internet <laughs> siteleri deşifre olunca bunlar ya kapatılıyor. Şimdi, dört, dört tane başlıyor, onların konuşurdu. yerine kamuflaj amaçlı Anad yeni. Bir dakika arkadaşlar iddiası şimdi, var yani bu iddia olarak. Şimdi İlker Başbu diyor ki ben göreve gelmeden iki ay önce bu siteler kapanmış diyor. En bu son bu. güncelleme yapılmış. Sonra haber kono. Benim bu. o yargılama konusu andıç bakın andıç esas <laughs> şimdi, şimdi bak yani, siteyi konuşuyoruz. Ya siteyi tamam konuşalım Ahmet Bey siteyle ilgili ben bir şey söylemiyorum. Siz söyleyin söyleyeceksiniz. Evet. İnternet ben, andıcı ile. Ben andıçla sonra. ilgili. Şimdi savcı diyor ki bu andıcın özelliği diyor. Mesela benim orada e, beklentim şuydu yani İlker Baş bu anlayışı kabul etmedi çünkü bana arz edilmedi benim haberim yok dedi. Diğer sanıklar esasen suç duyurusunun nedeni de o oldu biraz. Diğer sanıkların hepsi burada ifadeler var yani hepsi arz edildi. Bir e, karargah faaliyetidir ve yasal bir faaliyettir dediler yani karargahın yasal bir faaliyetidir. Farklı bir şey söylemedik içeriği tamamen yasal ancak yarım kalmış bir karargah çalışmasıdır bugün aynı noktadayız. Hayır İlker Paşa bana arz edilmedi dedi. E, dedi mi? Ya ben haberim yok dedi. Bakın Sayın Başbu bu benim onayımdan geçmedi dedi. Heh, tamam. Şimdi diğer yargılananlarda diyorlar ki ya bu bir genel kumay faaliyetidir. Komutan emir verir. Ama siz bunu soruşturma aşamasındaki iddianamedeki bilgilerden söylüyorsunuz. Yargılama aşamasında duruşma tutanaklarına geçen Sayın Hasan Hırsız'ın, Hıfzı Çubuklu'nun, Mehmet 31 oğlunun yani sizin bugün böyle konuşmaya sevk eden bu Cümlelerin sahiplerinin evet, tamam. yargılama aşamasındaki beyanının bunlar bizi, bize Bey, bunlar biz soruldu geneldi. Biz şu anda niye buraya geldik? Bu yeni çıkan <laughs> MGK belgesi İlker Paşa'nın hukuki durumuna etki eder mi? İzin verin mesela onu ben düşünceye tamam. söyleyeyim. Şimdi eğer İlker Paşa şeyi kabul etseydi yani ya bu evet biz bunu yaptık. Bunları yaptık çünkü MGK yaptık bize diyor. emir verdi. Kabul ediyor. Şimdi ben size bu bakın. Sağırlar diyaloğu olmasın. Evet ara, arada yani. bir nüans var. Ben diyorum ki bu andıç daha fotokopisi çıktığı zaman pek çok kişinin yanlış söylediği gibi gazetede haber olduğu zaman iki gün sonra ya da aynı gün Genel Kurmay Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Bu bizim karargah çalışmamızdır. Ancak tamamlanmamış bir karargah çalışmasıdır dedi. Bugün de hala aynı noktadayız. İçeriğinde Hangi yasak tarihte yapıldı bu? Kasım ayında yapıldı. Haber olduktan sonra İki gün sonra tekrar açıklama yapıldı. Bunların hiçbirisinde içeriinin yasal olmadığı, yasa dışı bir amaçla olduğu söylenmedi ki. <laughs> İlkay yerde. Bey, şöyle evet. bir algı var. Sanki İlker Paşa bu konu gündeme geldiğinde ya da mahkemede önce biz benim bundan haberim yok dedi. Sonra tanıklar konuşunca haberim var dedi falan gibi bir böyle bir ama bakın, evli, hemen hemen doğru bu, mu bu değil açık, mi bu? Hayır, bu açıklamayla çelişiyor. Başbuğ'un görevde olduğu tarihte basın açıklaması yapılıyor. Daha fotokopisi haber olmuşken bu karargahın bir belgesidir, çalışmadır, faaliyete geçmemiştir deniyor. ve bundan Sayın Başbuğ bunu hiç... Yani başbuğ'un savcılık ve mahkeme ifadesi de burada. Hikaye Bakın andıç metni, andıç metni önüme getirilip imzalanmadı, imzam alınmadı diyor. Bunu bakın bunu tartışmaktan ziyade aslında tamam. andıç hukuken İçerinde bir suç unsuru var mı? Hayır, i̇şte bakın sadece anlayışı tartışırsak burada işin içinden çıkamayız. Yani İlker Başbuğ'a yönelik Ergenekon davasındaki bütün suçlamaları irdelemeliyiz. Ve bu yeni çıkan MGK kararı İlker Başbuğ'un bu durum etkiler mi? Bunu Etkiler, e, etkiler mi peki? Bakın şimdi? işte ben düşüncemi iki cümleyle söyleyeyim. İlkay ve devam. Şimdi benim kanaatim şu. Şimdi 2004 tarihli bu MGK belgesi e, spesifik olarak Türkiye'deki e, bir takım irticai unsurlarla mücadele. işte 15 maddelik bir karar bu. İşte Fethullah Gülen cemaati grubu ile ilgili şu şu etkili önlemler alınsın deniyor. 15 maddeden ibaret bir şey bu. Şimdi biz İlker Başbuğa yönelik bu şeye baktığımız zaman bu iddianameye ve Ergenekon davasına yani bunu e, buraya oturtacak pek bir şey yok. Yani eğer e, İlker Başbuğa yönelik burada e, mevcut suçlama eğer işte efendim yasa dışı bir şekilde irtica ile mücadele ettin. Öyle bir suçlama yok burada. Burada buradaki suçlama mevcut Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni iskat ve yani darbe teşebbüsü yani nedir onlar işte sıralıyor. Diyor ki 2008-2010 arasında tamam, tamam. Ergenekon davasını Dağılma, etkisiz hale getirelim. Dağılmasın yönelik. diye. Ha. dağılmasın diye endişe ettiğim için tamam diyorum. Cümlemi tamamlayayım ama değil mi? Ay, tabii tabii de. Yani, da, konu dağılacak diye endişe yok, ediyorum. Yok yok hiç dağılmayacak. Yani Ergenekon davasını etkisizleştirmeye yönelik. Yani tamam. savcı diyor ki Ge İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanlığı görevini olay bu şekilde yürütmüştü. Olay şu. Yani ee tarafta yayınlanan Milli Güvenlik Kurulu belgesiyle ile İlker Başbuğ'un durumu arasında hiçbir paralellik yok. Yok o yani onu ha, ben de bakın, aynı şekilde Siz de bakın, mi öyle, öyle düşünüyorsunuz? Hiç Şimdi, alakası yok. Yani Ahmet Bey bunun için üye hakimin duruşmada yaptığı açıklamayı ben size söyleyeyim öyle değerlendirin. Üye hakim diyor ki Yani onun düşünceleri farklı olabilir ama yani. Suç sonuçta, duyurusu, ama anda, suç duyurusunda, suç duyurusunda bulunan mahkeme olabilir. diyor ki ...andıç nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Andıç davasından gelen bir suç duyurusu An zaten. Bakın yani andıç etni nedeniyle Ama iddianame suç... sadece andıcı kapsamıyor. Çok daha geniş eylemler var. Şimdi biraz sonra ben de ona bu, kısaca... Bunlar e, çok daha anabaşçlarla... önce ortaya konulmuştu. Evet. Bakınız burada önemli olan soruşturma aşamasında... ...bu konu Genel Kurmay Başkanlığı'na sorulduğunda... Genel Kurmay Başkanlığı çok ciddi bir cevap veriyor. Diyor ki benim İlker Paşa emekli olmuş... Onun yerine Genelkurmay Başkanlığı devralmış olan Işık Koşener Paşa döneminde bizim internet siteleriyle ilgili olarak yasal dayanaklarımız şunlardır diye 3 sayfayı içeren 3 sayfalık Milli Güvenlik Kurulu kararları, direktifleri, Başbakanlık talimatları tek tek sıralanıyor. İşte burada bu yayına da konu olan Milli Güvenlik Kurulu kararları da değiniliyor, bunlara da atıf yapılıyor. Ama diyor ki Faruk Bey, 2004 Milli Güvenlik Kurulu tarafta yayınlanan Milli Güvenlik Kurulu kararı şunu kapsıyor diyor, bir irtica ile mücadele. He, o ama ama şimdi, diyor İlker Başbuğa yönelik suçlama, ama sen irtica ile mücadele ettin diye suçlanmıyor şimdi, İlker Başbağ. Evet. Bakın burada tam olarak olayı kavrayabilmek için Genelkurmay Başkanlığı'nın yasal dayanak gösterdiği bu belgenin, ve sanıkların da savunmalarında soruşturma aşamasında mahkeme aşamasında dile getirdiği bu yasal dayanakların o zaman mahkemeye gelerek incelenmesi gerekirdi. Hay Şimdi ben bunlar yapılmaksızın anlıyorum ama bu, ama bakınız işte siz bunu de başbakanlık avukatlık yapıyorsunuz. Sonuca hiç siz de olur mu evet. üstadım? Bakın siz de avukatlık yapıyorsunuz. Hemen söyleyeyim ben size. Ben bu dava açıldıktan sonra İlker Paşa hakkında suç duyurusunda bulunulmadan 3 ay önce Mahkemesinden talep etmişim, mahkeme talebimi kabul etmiş, mahkeme başbakanlığa müzekkere yazmış, başbakanlık bunu genel kurmay başkanlığı iletmiş, genel kurmay başkanlığı telefonla aramış. İlk aybi bu, bu belge gelseydi evet, ne değişecekti? Bu belge mahkemeye yani gelseydi. Müsaade eder misiniz? Ha, tamam. Müsaade eder misiniz? Hayır onu söyleyeyim. Genel kurmay başkanlığı mahkemeye telefon etmiş. Ben bu yazı ile ilgili ne yapayım? Ya da Mahkeme kalemi genel kurmaya yaramış bilmiyoruz. Biraz. Ancak ancak hemen yazı yanımda isterseniz göstereyim. Yani Mahkeme yani diyor ki. Mahkeme diyor evet. Yani bu 15 buyurun. maddeli karar gelseydi Fetullah Gülen'in kararlarının ay Gülen, kararlarını gülen cemaatiyle mücadele bellisin. Ne bana müsaade etseniz bana müsaade etmezseniz tamam. ben bunu söyleyemem ki. Belge Bakın diyelim ki mahkemeye geldi. Belge gösteriyorum. Tamam şey kabul Ben belge yani. gösteriyorum. Bir, bir şey Şimdi söyleyebilir miyim? O tarihini biliyoruz. Yani 2004 tarihli Milli Güvenlik hayır, hayır. Kurulu kararının içeriğini biliyoruz. Ama yani bu davayı etkileyecek İlk ay bir aykırı, hukuka İlk ay aykırı hukuka aykırı işlem yaptığı evet. Anayasa Mahkemesi kararıyla da tescilene mahkeme diyor ki sehven yazdım. Neyse sehven mahkeme demiyor bir dakika. Mahkeme kalemindeki görevli katip diyor. Genel Kurmay kurma yetliymiş ne diyor ki. Evet. Anlamadılar ama herhalde. Hayır hayır onu anlıyorum. Yani göya e, mahkeme istemiş değil. genel kurmayı Neyse yani. Davayı e, yakın alır. Bunlar değil bunlar. Bu şimdi, istemiş bakıyor. genel kurmayı. Ha, sonra bu yazıyı be, geri. Ya hep beraber konuşmuyor. Turgut evet. Bey. Bir, bir... Bu yazıyı ben okuyayım ne olursunuz. Bir soru sorayım. Ben tartışmanın daha sonra. Sehven yazısını mı? Sehven. Evet. Ama Nedir ama... bu sehven işi? İlkay Bey bize bir anlatsaydı keşke ama neyse. Söyleyin siz okuyun. Şimdi bakın Böyle gelseydi ne olurdu? Yargılamada böyle şey olmaz. Çünkü karar verin. Kadı usulü yargılama yapılmaz. Ne usulü? Tutulur? Kadı Bey. usulü. Kadı ne demek? Kadı, kadı şöyledir. Kadı usulü demek bizim hukuk dilinde. Her hakim dilediği gibi usul uygular. Yani o hakim, o kadı. Kadılar öyle yapardı. Ama siz onu yapamazsınız. Şimdi tek. mahkeme İlkay Bey'in talebi üzerine bir karar verir. Bu karar üzerine bir müzekkere yazılmış. Şimdi müzekkere cevabını okuyorum. Başbakanlık Müsteşarlığına yazılan ve ilgi A yazıyla ilgilisi nedeniyle Genelkurmay Başkanlığına gönderilen ilgi B müzekkere 13 Ekim 2011 günü zabıt katibi felancaya yapılan telefon görüşmesinde sehven yazıldığı. Peki şunlar ve olabilir mi? İstemsiz iade edilmesi gerektiği bildirildiğinden ek ağda gönderilmiştir. Bakın bu ne demek? kararından sonra Hı. mahkeme başkanı dahil o karar ayrı bir oturumda kaldırılmadıkça hiç kimse müzekkere yazılan yere karar uyarınca müzekkere yazılan yere sehven yazdık diyemez. Eğer bu denilmişse o mahkeme mahkeme değildir. Hükmü de adil Hı. değildir. Şimdi bu usul Niye ile ilgili. Şöyle... Gelseydi <laughs> olacaktı diyemezsin. Hayır, bir saniye bir saniye. Hayır şimdi e, lütfen biraz da sakin olun da. Şimdi siz ya yılların, bu kadar şöyle. haksızlığa nasıl ha, ya ya ama bu hayır, kadar yanlışa ya, bu kadar usul hatasına nasıl hakim şimdi şöyle siz yani böyle mahkeme heyeti gibi yani biz mahkeme değiliz hani karşılıklı şu anda sohbet ediyoruz. Ama bu, hayır, siz bu Ama böyle bir bu olaya bakayım hayır. Hukukçusunuz. Bir saniye. Şimdi böyle bir olaya şiddet hayır, hayır demeniz gerek. Şiddete hayır diyelim. Belge gelseydi. Fakat Yok, gelseydi niye, ben Niye gel? Bakın niye ya, gelmemiş? böyle yapan yargı yerinde adalet olmaz. Alt Turgut Bey bir dakika ya. Şimdi niye gelmemiş? Şundan dolayı gelmemiş olabilir mi? Soruşturma aşamasında şey gönderme diyorlar. Soruşturma aşamasında Başbakanlığın gönderdiği bir yazı var. Bir izin verin ben de bir okuyayım. Siz bir belge okudunuz. Bir müsaade buyurun da. Şimdi bakın. Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Şubat 2011 tarih şu şu sayılı cevabı yazısında yani savcı İlkay Bey'in söylediği o genel kurmayı göndermiş ya 3, 3 be, sayfa belge e, isimlerini yani filanca MGK kararı filanca direktif. Bunun üzerine savcı bunları Başbakanlıktan istemiş demiş ki ya ben şu anda İlker Başbuğ'la ilgili dava açacağım. Hayır. Bir saniye bir saniye ben bir konuşayım siz devam edin. Bakın bir, bir, bir buçuk sene önce istemiş. Ya savcı dava aşamasında istemiş. İşte tamam istemiş. söylüyorum ben. Evet. Soruşturma aşamasında. Evet. Tamam dava açacağım ve dolayısıyla evet. varsa yani bana diyor ki e, bu kişiler biz bunu başbakanlığın bir direktifiyle yaptık bu siteleri. Tamam. Bunun üzerine başbakanlık yazısında savcıya gelen genel kumay başkanlığına. Söz konusu internet sitelerinin kurulması ve işletilmesi için izin, imkan, görev ve yetki veren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, ilgi yazının C bendinde bahsedilen konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı'na Başbakan'la sunulan konuyla ilgili bilgi notları üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ilgili kuruma notlarda dayanak olarak gösterilen hususların internet sitesi kurma ve işletme konusunda izin, yetki ve görev vermedi belirtilmiştir. Yani savcı da başbakanlığa sormuş, o zaman gelmemiş, mahkeme sordu, Keşke o zaman eğer bu etkili etkilerdi diyorsanız bu belge. Keşke bu megakar de şey gelseydi? Kaybeyim peki. Burada Faruk Bey bir cümleyi eksik okuyor. orada hayır eksik okumadı ben ha? Ben size söyleyeyim efendim. Bakınız. Buyurun siz okuyun haydi. Baş... eksik okumuş? Mahmut Bey buyurun. Bakın. Nereden okuyorsunuz onu? Onamenin. Ya, ben yazıyı getirdim buraya. Yazı da diyor ki sizin gönderdiğiniz listede görev yoktur. E Tamam hayır. O zaman, hayır. Aa, Neyse. O zaman Şimdi... iş bakınız. Ben size örneğini verdim. Milli Güvenlik Kurulu'nun sayfasını okudum Ya ben Milli Güvenlik, Kurulunun, ben İl milli İl güvenlik İl Kurulu'nun kararının örneğini göstereyim size. İnternette. tamam haklı tamam, olabilirsiniz. Bakın. Bu 2000 2004 tamam. yılı Milli Güvenlik Benim, Kurulu kararları. Gerçekten bu davayı etkileyecek olsaydı yani e, içeriğinde doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde bu davayla ilgili bir şey olsaydı inanın. Sizinle aynı Peki, e, belgeler gelmemiş. Yerden, Gelmeden bunu nasıl hayır. söylersiniz? Hayır, hayır, ortada bugün bunlar yani bugün 2004 yılı Milli Güvenlik Kurulu kararları. Ben size 3 üç sayfa, üç iç sayfa seriğini, direktiften bahsediyorum. 3 sayfa her biri tek tek sayılmış direktiften Orada bahsediyorum. Orada sizin en fikrim belgeler Yayına gelmeliydi. Yayına konu olmuş olanlar iki tane. Belgeler gelmeliydi. Yani, siz diyorsunuz ki direktifler başbakanlıktan geldi fakat başbakanlık bu belgeleri mahkemeye göndermedi. Bu mu? Mesela direktif Hayır. dediğiniz konulardan bir tanesi internet andıcıyla ilgili olay. Ondan bahsediyorsunuz herhalde. Bakınız. Tabii tabi. Yani konuşayım. ondan bahsediyorum. Yani zaten başbakanlığa sorulan sorulmuyor. E, genel Kurumaya başbakanlıkta baş... diyor ki. Başbakanlıkta diyor ki bizim böyle bir talimatımız. Olmadı diyor. Yazı var. İşte okudu yani, böyle Faruk bir yazı Bey. Yoktur diyor. Gönderdiğiniz listedekilerde evet. bu yoktur diyor. Bakınız. Evet. Hiç yoktur demiyor. Bir de ben şunu e, ifade edeyim. İlkay yani şunu Bey. mu demek istiyorsunuz İlkay Bey? Başbakanlıkta bu kararlar var. Ama Başbakanlık Ahmet o Bey. kararların bir kısmını göndermiş. Mahke. Ahmet Bey bakın. Evet. Bizim Ama bu çok önemli. Sıkıntımız ee, mahkeme kararı yerine getirilmemesidir. Anladım. Bizati internet sitelerinin e, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından kurulmasından kaynaklanmıyor. O internet siteleri marifetiyle hükümeti ortadan kaldırmaya zemittesiyle hükümet nasıl şimdi, ortadan kalkar? Şimdi, ya, şimdi. sonra bir evet. ya, ne, ne olur? Ne olur siz, şunu yap, işte, yap, ne diye, yap, yap, niye kalkmaz mı? Ya, ya Şimdi ya internet şimdi bak Ahmet Bey isterseniz bana söz ver. Hayır tamam. söyleyin de Hayır, ona bir cevap bir, versin bir, Ahmet bir, bir Bey. Bir. Şimdi ben Ay isterseniz Ahmet Bey ben İlkay Bey'e de e, katkı olması yönünden Ha yani şu Biraz bak da bir şey sorabilir miyim? Vallahi hani şimdi bizi izleyenler bu teknik detayları anlamıyorlar ama Turgut Kazan'ın şu cümlesini çok iyi anlıyorlar. Kardeşim internet sitesiyle hükümet mi düşürülür? İşte sadece internet Peki, sitesi değil ama evet, evet, ben, ben cevap var, versin diye şey. başka, başka, başka bir şey değil bir okuyun? Ee, sonra, sonra Turgut Bey bakın ha girmedik meseleye de burada işte AK Parti kapatma davası da var. E, yani şimdi e, on burada, onun için, burada abi, İlker Başbuğ'u yargılamaya gelmedik. Il, İlker Hocam ama sana kimi seni tabii ya burada ya burada başkan üyelerini buraya gailetemiz gerekir. Hayır efendim burada öyle diyor kapatma davası da var diyor. Efendim iddianamede geçiyor. Kapa Kara Güvendi Komutanı iken İlker Başbunu AK Parti kapatma davasıyla ilgilendiğine dair burada bilgi notları var. Şimdi iki sorunumuz Yıllardır var. Yıllardır ortada duran bir konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmamış, hiçbir işlem yapılmamış. Ya Andış Bey. nedeniyle suç duyurusunda Şimdi bulunduğunu bakın. söyleyen, kabul eden bir mahkeme var. O zaman tartışmanın andıç esaslı olması gerek. Esaslı olması gerekmiyor İlkay Bey. Çünkü mahkeme internet andıcı davasında suç ihbarında bulunmuş ama savcının iddianamesi çok daha geniş fiilleri kapsıyor. Ben Bunlar isterseniz izleyenlerin de anlaması noktasında tek tek mi okuyacaksınız? Hayır, başlık ana başlıkta. yargılayacağız. Hayır, yani şey yapalım. Olgular neler yani? Ama yani, yani o, 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 şeyler de sabahca söyleyin. Yok yok, tutanlar da düzgün bir ben Bakın sadece anlık, sadece internet kararını sitesi değil. Yerine getirilmemesinin sanıkların hayır, savunmalarına nasıl be. etki ettiğini tartışıyorsunuz, Şşş, söylüyorsunuz. Yok da yok, şunu ben yani böyle bir ara karar varken ortada yerine getirilmemesine ya da mahkemenin yani, duruşma zaptına hak bunu muameleten yani bir Orada işlem yapılabilir e, olabilir hakkında söyleyin onu, söyle, söyle yüksek, yüksek ses. olabilir canım söyle yüksek sesle <laughs> söyle <söyleyeyim gülüyor> <söyleyin gülüyor> hadi söyleyelim bakın burada e, Hayır, şimdi iki, Ahmet durum, Bey. Var. Çok özür i̇ki durum var iki durum var bu. Bir burada. noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yani İlker Baş bu ilgili e, suçlamalar sadece internet andıcından ibaret değildir. Daha kapsamlıdır diyelim. Onu detaylandırmayalım çünkü yeniden mahkeme açmıyoruz. Yok, yok onu değil. Bu programdaki konu ilk İlk Kaybey'in sözünü ettiği usul eksiklikleri. Onu da konuşalım tabii. Hayır, onu konuşuyoruz. Ekranda ki, kal, iki tane da, madde gösterilince uygun olmuyor. Onu da, o, da, tamam yani, onu düzelttiniz. Yani, yani, ana, ana biz Sıçlama bakın ikayır bakın. Bakın ben en az ana, sizin kadar ana, bir yargılamada budur. sakatlık varsa en az sizin kadar onun giderilmesini isterim. Var mı? Ama az bir bunu belge ama varsa bunu, ama, ama bunu paylaşalım. O zaman yeniden yargılamanın iadesi talebinde bulunun. Ama, ama bu, bunu bu, paylaşalım daha şimdi. Kurmay yani bitirmemiz bu, gerekiyor. Bu, bunu de. siz yapacaksınız. Bu burada olayı böyle böyle bir usul eksikliği. Şimdi bunlar giderilmeden Genel Kurmay Başkanı hakkında yani, suç duyurusunda bulunuluyor. Ya onu söyleyin basit bir basit usul değil. Eksikliği hayır, hayır. olarak hayır, görüyorsanız yok, o, bakın, basit olmaz mı? Basit değil. Ciddi yani. bir, bir sözümdür Tamam. Bir onu... bakın Ahmet Bey bu önemli ne Şimdi bu olaylar ama ne olur bir cümle. Bir cümle. Bu olaylar. Yani diyelim ki iddianamedeki bütün fiilleri kabul edelim. Bunların tamamı 312. maddeye götürür mü? Yoksa abi, ama şimdi bizim yok, işimiz değil. kısaca yani İlkay Bey'in e, lehine olacak bir değerlendirme. Bence ben bunu daha önce de söyledim. Diyelim ki internet siteleri kuruldu ve işte kara propaganda yöntemleri uygulandı. İşte e, oruç fiisi açık başıda budur. Vallahi bütün bunlar, gerekiyor. bütün bunlar 312. maddede gösterilen suçun, suçun unsurlarını oluşturmaz. Yani oradaki suçtan mahkumiyete götürmez. Peki. Kabul edilse bile tamamı. Ben daha önceki bir takım yerlerde de bunu söyledim. Tamam. Bugün de ben bunu söylüyorum. Turgut Bey bir cümle bitirmem gerekiyor. Ya şiddet kullanacaksın. Kullanmayı şiddet kullanarak hükümeti devirmektir suç. Ahmet Bey evet, söyledi de aynı. Hatırlıyorum bir dakika ama şiddet kullanmayı... Teşebbüs de şudur. Teşebbüs suç ya. Bil engelleneceksiniz. Harekete geçeceksiniz. icra hareketi olacak. Şiddetle dönün. Bu internet andıcı Trabzon konuşması askeri ceza kanunun 148. maddesine veya Türk ceza kanunun 257. maddesine göre görevi kötüye kullanma suçudur. O da bu mahkemenin görev alanına girmez. İşin temel yaklaşımı budur. Sabahtan beri konuştuğunuz her şey olsa olsa görevi kötüye kullanmadır. Andıçla der darbe olur mu? Yapmayın ne olursunuz. Bizler hukukçuyuz. Eğer. Ama bu mahkemelerde olur evet. ve olmuştur. Yani hep, orada tabii o Ergenekon andış da indirgersek orada çok olay var. Anca çok, anca yani. Anca pek, ama olaylar Hepinize hep iyi akşamlar diliyorum. Şiddet hükümeti. işte orada ne var? Şiddet unsurları Bekmiş. var. Danıştay suikasti var. Cumhuriyete bomba atmak var. Danıştay hükümet ortadan Yargıtay... kalkar mı yapmak hayır. Kaotik durum oluşturursunuz da darbeyi yaptırırsınız. Hepinize ya, iyi akşamlar. kadar da basit